Merhaba arkadaşlar Mukavemet dersine hoş geldiniz şimdi Bugünkü dersimizde Kayma gerilmelerine kirişlerdeki Kayma gerilmeleri konusuna e, Giriş yapacağız O zaman şimdi e, normal bir kirişin tanımlamasıyla Biz e, işimize Başlayalım Şimdi Ben size bir kirişin kesitini vereyim Ve bu kirişin kesitini ele aldığımız zaman karşımıza gelen durumda birim eleman üstünden değerlendirme yapıyoruz. Birim elemana baktığınız zaman x ekseni yönünde bir fx kuvveti ki bu ne yapıyordu? Normal gerilme yapıyordu. Sigma x yapıyordu. Ve y yönündeki z yönündeki kuvvetlerde işte kayma gerilmesi yapan V kuvvetleri yani VY, VZ şeklindeki kuvvetler birim eleman olduğu için de DA alanlarıyla çarpılırsa bu kuvvetler bulunur. Ve eşitlik durumunda bu sağ taraftaki şekle bakarsanız işte kesme kuvvetin uygulandığı yön ve ortaya çıkan moment. Buradan anlatılmak istenen hangisi? Tabi şöyle gösterirsek hemen herkes bilecek durum. Yani örneğin böyle bir Kiriş var. Biz rastgele ortadan diyelim. Mesela yükleme yapmışız. F yükü. Biz bunu kestiğimiz zaman ne olacak? Başlangıçta bir F bölü ikimiz var. Sonra burada daha kuvvete gelmemişim. X kadarlık mesafeden kesmişim. Burada bir V kuvveti ortaya çıkmış ve bir moment ortaya çıkmış. İşte bu durum neresi? Şurayı canlandırıyor bize. Ve biz bu kestiğimiz yüzeyde işte bu yüzeyde ne yapıyoruz? Bir birim eleman alıyoruz şurası. Şeklinde söyleyebiliriz. Evet. Şimdi burada şunları bir temizleyeyim. Bunları zaten biliyoruz. Şimdiye kadar biz kesme kuvvet diyagramı, eğilme moment diyagramını e, çıkartmakla ilgilendik ve işte e, birçok metot var bunun için kesme yöntemi, alan yöntemi, tekillilik fonksiyonu vesaire diye bunlardan bahsettik ve burada biz moment diyagramını kullanarak oradaki maksimum momentler veya işte başlangıçtan itibaren şu kadar mesafe ötedeki momenti kullanarak Normal gerilme hesabını yapmaya çalıştık. Şimdi ise kayma gerilmesine bakıyorum. Yani burada baktığınız zaman normal gerilmelerin e, M şeklinde verdiğimiz eğilme çiftiyle, yani burada e, kuvvet çifti biliyorsunuz bu M dediğimiz niye? E, i̇şte bir döndürmeye çalışıyor sistemi. Bir buradan ve F bölü 2, bir buradan V'nin kuvveti. Sistem bu şekilde saat yönüne dönmeye çalışıyor. M ise bu kuvvet çiftini dengeleyen bir çift şeklinde ve V kesme kuvvetleri de üretilir dedik. Buradaki kayma gerilmelerine sebep olanın da V kuvveti olduğunu, yani Y yönündeki ve Z yönündekiler olduğundan bahsettik. Şimdi kirişlerin mukavemetine baktığınız zaman normal gerilmelerin maksimum değeri bizim için önemli. Çünkü onu dikkate alıyoruz. Nerelerde maksim yapıyor. Bunun için de moment diyagramını kullanıyoruz. Kesme kuvvetinin sebep olduğu kayma gerilmesi için de bu sefer kesme kuvveti diyagramına bakacağız tabii ki. Ve burada da işte kayma gerilmelerini hesaplamaya çalışacağız. Şimdi buraya baktığımız zaman hemen ben size şu şekilde e, bileşenlerimizi vereyim. Elimizde neler var? Elimizde olanlar yönlerimize göre x yönündeki işte buradaki sigma x da'nın sebep olduğu e, normal gerilme yapan bir durum var. Sonra y eksenine göre baktığım zaman burada sigma x da denen ifadenin z mesafesiyle yani şu mesafe ile çarpıldığını hatta düz çizgi çizeyim olmazsa şu mesafe ile çarpılırsa burası z mesafesi olsun. Sigma x dA çarpı z m etrafında döndüren bir moment yapar. O da bu. Bu durumda bizim sisteme verdiğimiz momentte dikkat ettiğinizde biz z etrafında döndüren bir moment vermişiz. Y etrafında döndüren bir moment olmadığı için burası ne yapıyor? Sıfır yapıyor söylediğim gibi Z etrafında döndürmesi için ise bu sefer şu mesafeye bakıyorum. Bu mesafeye de Y mesafesi dersem o zaman sigma x DA yani bu bir fx yapıyor ya fx kuvveti Y mesafesiyle çarptığımız zaman Z'nin etrafında döndüren ne yapıyor? Bir moment yapıyor ve bu da neye eşit? Sisteme verdiğimiz M momentine eşit. O da burası şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi burada dikkat edersek düşey simetri düzlemi ki biz şu anda prizmatik bir kirişe bakıyoruz. Ee, düşey simetri düzlemli prizmatik bir kirişin enine kesitine e, işte bu eee kuvvetleri uyguladığımız zaman normal ve kesme kuvvetlerini M kuvvet çifti yani eğilme çifti diyebiliriz, momenti diyebiliriz ve ve kesme kuvvetine eş değer olduğunu görüyoruz. O zaman ben şunu yazabilirim. Diyorum ki Y bileşenleri için Y bileşenleri diyelim. Burada ne olacak? İntegral to x y DA dediğim zaman bunun eksi V'ye tekabül ettiğini görüyorum. Z bileşenine baktığım zaman ise bu yönde e, momentin e, olduğunu biliyorum. M momenti. Ama kesme kuvveti ve m çifti açısından değerlendirildiğinde o zaman z bileşenini yazarsam gene to x y çarpı da, bu sefer burada bunun sıfır yaptığını görüyorum. Çünkü niye? Buraya dikkat ederseniz burası TOXZ. Bu yönde ne bir kuvvet var problemlerimizde dikkat edin. Ne yapıyoruz biz genelde? Gene çiziyorum bakın hatırlayın diye. İki boyutta bakıyoruz ya o yüzden yani. Yoksa üçüncü boyutta kuvvet gelse o zaman TOXZ de ortaya çıkacak. Ama TOXY'nin Z bileşeni bakın bu zaten hangi eksen üstünde? Y ekseninin üstünde y ekseni doğrultusunda pardon üstünde demeyelim de y ekseni doğrultusunda ondan dolayı da buraya baktığınızda biz kuvvetlerimizi ya böyle veriyoruz hadi iki boyutta versek böyle ama kuvvetimizi şu şekilde vermedik en azından şimdiye kadar vermedik mesela kesit bu giriş burada bir mesnet var bu kesilmiş halini düşünün işte burada bir reaksiyon kuvveti olur X mesafesi dedik gene. Biz yükü şu şekilde Z ekseninde vermiyoruz. Yani Z burasıysa değil mi? Y burası. X ekseni burası. Y'nin yönünde veriyoruz veya X, düzlemi üstüne veriyoruz. Z'de bir kuvvet vermediğimiz için burada işte söylediğimiz gibi Z bileşeni sıfır yapar. Tamam. O zaman gelelim burada şöyle bir şey değerlendirelim. Burada tabii ki şekle baktığınız zaman şu kısım şöyle ele alacak olursak, böylemesine gittiğinde arkaya doğru burası kirişimizin uzunlamasına yani boyu oldu. Ondan sonra da burası ise kirişimizin yüksekliği diyelim. Oldu. Şimdi burada önemli olan şey ne? Bir birim eleman çizeceğiz. Burada karşımıza çıkan birim elemanda. Hemen ben şöyle çizeyim. Biraz daha aşağıya çizelim. Bu bizim birim elemanımız olsun. Üstüne de Gerilmelerin yönlerini vermek için normal gerilmeler. Burada bir sigma x var. Hatta isterseniz arka tarafını da şöyle yapayım kesikli olarak. Gene arka tarafta buradan buraya giden bir dengeleyici sigma x daha var tabii ki. Ondan sonra Şurada sanal bir düzlem olduğunu düşünsem. Onu da örneğin şöyle mavi renkle çizsek. Değil mi? Tam ortada sanal bir düzlem olduğunu düşünseniz. Ne olacak burada? Mesela şöyle renkle düşünecek olursak V kuvvetinin yönüne bakalım. Buradan aşağı doğru. Yani birim elemanı nasıl kesiyor? Buradan aşağı doğru kesiyor. O zaman bunun aynısını buraya tatbik ediyorum. Burada birim elemanı bu şekilde bir ne e, oluşturuyor bu durumda? Toa xy'si var demek ki. Yazalım. Burası Toa xy. Tabii ki bunu dengelemek için aynı şekilde buradan da bir Toa xy gelecek değil mi arkadaşlar? Aşağıdan da. Ki buna biz hani momentleri düşünecek olursak normalde to x'ye değil tabii ki bu. Bu nedir? To y x'tir değil mi? Bunu unutmayalım. Ha birbirine eşit olursa o ayrı mesele. Genelde biz eşit diye kabul ediyoruz. Basit durumlar için hesap yapıyoruz o yüzden. Sonra bunları da dengeleyen diğer yönlerde gene to y x ve burada da gene ne olması lazım? To x y şeklinde e, kayma gerilmeleri var. Peki burada bu kübik elemanı düşe düşündüğümüz zaman düşey simetri e, düzlemi düzleme üzerine gelen to x -z, yani şu yön Bir saniye. Mouse'umuzun bulamadık ha. Şurası. Değil mi? Bu yön dedik ya. O yönde bir kuvvet vesaire vermiyoruz diye, o zaman diyorum ki onu da farklı bir renkle mesela turuncu renkle mi çizeyim veya yeşille çizeyim. Yeşil renkte olması eğer var ise bu şekilde de bu yüzey üstünde ve bunun arka tarafına denk gelen ki bunlar ne olacak bu yeşille gösterdiklerim to x z. bunların yukarıda söylediğim sebepten dolayı sıfır olduğunu görüyorum. Yani onu da yazarsam to x veya zx x sıfıra eşit olur. X ekseninde dik iki her birine bir sigma x normal gerilmesi koyduk. Ve kuvvetin etkilediği durumda yani gene şöyle mavi ile gösterirsek şuraları düşünürseniz bu sanal düzlem devam ediyor. Bakın V ne yapıyor? Orada kesiyor. Onu dengelemek için burada var. Sonra diğer yönlerde dengelemeler var. İşte bunlar da kayma gerilmesine sebep olan V kuvvetleri. Düzlem hangisiymiş? Dikkat edin. X, düzlemi üstünde. O yüzden to X, veya Y, X diyoruz. Sonra bir elemanın düşey yüzlerine to x'ye uyguladığımız zaman aynı elemanın yatay yüzlerine de söylediğimiz gibi bu dengelemeden dolayı eşit gerilmeler geliyor. Sonra burada enine yüklemeye maruz bir elemanda yani burada yükseklik dediğimiz yer aslında e, n olarak geçebilir. Yani buradan yüklüyoruz ya kirişi bu şekilde şöyle uzunlamasına değil de ona dik olan şekilde yani şuraya bundan dolayı en de diyebiliriz. Burada enine yüklemeye maruz denilince o kastediliyor. Ee, enine yüklemeye maruz olan elemanda boyuna kayma gerilmelerinin de ortaya çıktığını anlıyorum. Niye? İşte söylediğim gibi v yükü burada buradan uygulamışım ama. Birim elemana baktığımda işte enine olan, pardon boyuna olan bu yükünde veya onu dengeleyecek buradaki yükünde ortaya çıktığını görmüş oluyorum. Yani şunlar enine yüklerden ortaya çıkanlar. Buradakiler ise boyuna yüklerden ortaya çıkan kayma gerilmeleri veya işte kayma kuvvetleri şeklinde de söylenebilir. Şimdi burada bu gerilme durumunu değerlendirecek olursak şuna bakmamız lazım. Mesela ben şimdi size bir örnek vereceğim. Diyelim ki üst üste konulmuş plakalar düşünelim. Mesela şöyle bir görüntü paylaşayım sizinle. Aynen bir tramplen düşünün. Ve burada üst üste dört tane plaka var. Değil mi? Eğer ben bu plakaları birbirine yapıştırmadıysam ne yapacaktır bu? İki elinizi birbirine yapıştırın avuç içlerini. Arada herhangi bir yapışkan yoksa ne olur? Elinizi ovuşturduğunuz zaman el kayar yüzey üstünde. E peki gerilme ne zaman oluşuyordu? Hareket yapamadığı zaman reaksiyon oluşuyor. Yani mesnet reaksiyonu ne zaman oluşuyor? Mesela sabit mesnet var. Değil mi? Ne yapıyor sabit mesnet? aşağıya doğru götüremediğin için bir reaksiyon oluşturuyor. Sonra yana doğru götüremediğin için başka bir reaksiyon oluşuyor. Ama döndürebildiğin için moment oluşmuyor. Kayar mesnette ne oluyor? Kayar mesnette aşağıya doğru itemediğin için bir reaksiyon oluşuyor. Ama sağa sola itebildiğin için böyle bir yan yük oluşmuyor. Dönebildiği için moment gene oluşmuyor aynı şekilde reaksiyon oluşmuyorsa gerilme de oluşmaz. Ha deformasyon olabilir ama gerilme oluşmaz. Bunu hatırlayalım. Şimdi o zaman buradaki plakalar üst üste montajlanmadan koyulduysa ne olur? Üstlerinde sürtünerek bir hareket yaparlar. Ha şekilleri değişebilir ama kayma gerilmeleri oluşmaz. O zaman öyle bir görüntü vereyim ben. Yani ben bu plakaları aldım ama yapıştırmadan yukarıdan bir kuvvet uyguladım. Bakın burada dikkat edilmesi gereken şey hatta şurayı biraz daha büyüteceğim iyice. Bakın şu uç noktasına odaklanın. Uçta nasıl böyle tırtıklı bir yapı oluşmuş. Sebebi ne? Sebebi en üst plakanın alt yüzeyi bir alttaki plakanın üst yüzeyiyle temas ediyor ama yapışık olmadığı için kayarak hareket ediyorlar. Gene üstten ikinci plakanın alt yüzeyi ile üstten üçüncü plakanın üst yüzeyi gene aynı şekilde birbirleri arasında kayma hareketi yapabiliyorlar. Ondan dolayı da işte burada bu şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor. Kayabildiği için bu dışarı çıkıyor. Kayabildiği için aşağıdaki dışarı çıkıyor. En aşağıdaki de kayabildiği için o da dışarı çıkıyor. E peki ben bunları ilk başlangıçta böyle çivilersem veya yapıştırırsam bütün şeyi komple bütün aralara yapışkan sürdüm. Tutkal mesela değil mi? Kontur plak düşünün. Kontur plakta ne var? Bir sürü katman ince ahşap düzlem elemanı yapıştırılıyor, presleniyor, kuruyor. Al sana kontur plak. Değil mi? O zaman Bunlar tek parça halinde davranıyor ve bu sefer ben gene yukarıdan kuvvet uyguladığımda ve bu şekilde eğildiği zaman artık yapışık olduğu için kenarları böyle oluyor. Yani buradaki serbest olsaydı ne yapmıştı? Kayıp dışarıya çıkıyordu. Aşağıdaki serbestli buradan da dışarı çıkmıştı. En alttaki serbestli buradan dışarı çıkmıştı. Çünkü kayabiliyordu. E şimdi kayamıyor. Yapışkanlı hepsi. O zaman işte kayamıyor. Kayamadığı bu yüzeylerde de kayamadığı için kayma gerilmesi ortaya çıkıyor. Ve bunu da nasıl izah etmişiz? Aynen kitaptaki görüntüyü ben paylaşacağım. Bu şekilde. Biraz büyütelim. Baktığınız zaman Ortadaki şekilde yüzeyler hareket edebiliyor birbirleri arasında ama bir al en alttaki şekilde artık kenara bir plaka koymuşum serbest harekete müsaade etmiyorum. Yani burada bir kuvvet çifti var, ee, tahta diyelim buraya mesela veya işte plaka diyelim neyse eş merkezli bir çember yayı şeklinde eğiliyorlar bu sefer buna bakarsanız şu şekle. Yani buna baktığınızda böyle değil mi? Çok tabi abartarak çiziyorum. Böyle bir R yarıçapı var. Burası da onun oluşturan yay gibi. Düşünün. Ve burada dikkat edin. Hepsinin uçları birbirine bağlı. Bundan dolayı da kayma oluştu. Ve bu şekilde birbirlerine göre izafi kayma hareketi yapmadıkları görülür bu şekilde. Ve basit eğilmeye maruz bir kirişe baktığımız zaman e, kesme oluşmaması e, durumu gerçekleşmiş oluyor. burada. Şimdi ben bir deney göstereceğim size. Deney görüntüsü. Şimdi ne yap? Bir tane ahşabı almışlar. Uç tarafından mesnetlemişler ve e, yukarıdan buna 4 nokta eğme testi deniyor. Yukarıdan veya aşağıdan Mandralle baskı uygulayarak ağacı deforme etmeye çalışıyorlar. Görüntüyü vereyim ben size. Evet, görüntü bu. Şimdi ahşaptaki lif yönü önemli bizim için. Ahşaptaki lif yönü bakın bu şekilde, böyle gidiyor. Burada bir mesnet var. Tabii ki öbür tarafı çıkmamış ama şurada da bir mesnet var. Ben buradan ve buradan 2 tane kuvvet veriyorum. Böylece ne oluyor? 1 2 3 dört tane noktadan temaslı. 4 nokta eğme. Ve dikkat edin, ağaç bu şekilde çatlamış. Böyle gitmemiş. Böyle değil. Tabii ki lif yönünün etkisi var burada ama kayma gerilmesine dikkat ederseniz kayma gerilmesinin nasıl olduğunu görüyoruz birim elemana baktığımda. Kuvvet yukarıdan da olsa burada bu şekilde yanda da gerilme yaptığını biraz önce söyledik veya böyle. İşte bunun etkisiyle aslında bu da ortaya çıkıyor ve bunun davranışını burada yatayda görüyorum ben. İşte böyle bir durumu düşündüğümüz zaman işte P yükü uyguladığımızda enine yük uyguladığımızda herhangi bir kayma ortaya çıkmadığı halde Düşey ve yatay düzlemlerde gerilme oluşuyor. Ya yani enine yükü uyguluyorum ama düşey ve yatay düzlemde kayma gerilmesinin oluştuğunu görüyorum. Lifler arasındaki işte kayma direnci zayıf olan bu ahşap malzemede bakarsam işte bu ahşap kirişte diyelim, kesme kaynaklı kırılma genelde burada gördüğünüz gibi boyuna oluyor. Yani uzunlamasına olarak kayma gerilmelerini daha çok görüyoruz bu tip deformasyon hallerinde. Şimdi o zaman biz bu durumu incelemeye başlayalım. Ve madem kayma gerilmesi çıkıyormuş nasıl my bölü i formülünü çıkartmıştık. Şimdi de diyorum ki herhangi bir hal için kkd emd durumunu da düşüneceğiz tabii ki. Ama buradan faydalanarak biz bir kayma gerilme formülü elde etmeye çalışacağız. Şimdi o zaman şöyle ben kitabınızda yer alan bir görüntüyü paylaşayım. Evet. Bu şekilde bizim bir kiriş elemanının yatay yüzündeki kesme kuvvetini inceliyoruz. Yani enine olarak yükleme yapılmış ve bu da kesiti olduğunu söyleyebiliriz. Yani neresi? Şurası işte. Şöyle çizeyim ben. Sanki şöyleymiş gibi kiriş. Bunun gibi yani. Böyle devam ediyor. Burada yükleme durumunu vermiş ve C noktası bakın burası C noktası. Diyoruz ki burada D noktası da onun çok az ötesinde. Yani e, şu şekle baktığınızda o bölgenin biraz ötesinden biraz berisinden kesilmiş diyelim. Kabaca tabii ki. Çünkü sonsuz küçüğe bakıyoruz ya her zaman. Onu dikkate alıyoruz şimdi. O zaman burada e, ne yapıyoruz? Kirişin düşey simetri eksenine sahip olduğunu unutmayalım. Bakın bu prizmatik bir kiriş. Yani şurası y düzlemi yani x y düzlemi ki x bize doğru böyleyse x y düzlemi simetri düzlemi o zaman şu noktayla şu nokta simetrik bu noktayla da bu nokta simetrik bunu zaten söylemeye gerek yok. Bu dikkate alındığında şurası herhangi bir bölgesi orası da e, X ekseninden doğru bakıldığında böyle bir kesit görüntüsü var. Şimdi burada ebatlar verilmiş. Biz burada kirişin düşey simetride olduğu Y eksenini de hayal ederek şöyle bir yüklemeyi canlandıralım. O noktaya yaklaşalım biraz daha. Evet. Şimdi bu şekli dikkatle incelersek. Baktığınızda şimdi burada yükler var farkındaysanız. C noktasına odaklandım ve buradan kestim. Yani hem buradan kestim hem de buradan kestim diye düşüneyim. Şu birim elemana baktığınız zaman ne oluyor? Üstünde bir yayılı yük var, değil mi? Bakın burada bir yayılı yük var bu bölgede. Şurası yani Buradan kestiğim için bir denge kuvveti çıkarttı. Diğer tarafından kestim bir denge kuvveti daha çıkarttı. Tabii ki momentler var ama momentleri biz nerede inceledik? Normal gerilmede inceledik. Şimdi momente bakmıyorum o ondan dolayı. Yani öncelikle ona bakmıyorum diyelim. Sonra kesilen yüzeyde oluşan normal gerilmelerin etkilerini ama gösteriyorum burada. Yani nasıl bakın Burada normal gerilme var değil mi? Çünkü kiriş nasıl eğiliyor? Kiriş şöyle eğilir. O zaman üst bölgede birbirine yaklaşacağı için basma olur ki burası üst bölgedir değil mi? Yani gerilme burada ve burada sigma x yapar. Bunu zaten normal gerilme konusundan biliyorum ben. Bakın sigma d sigma c dediğinin yönlerine dikkat edin. İkisi de Elemana doğru yani basma yapıyor tamam bunu anladık sonra burada şunu hatırlatalım biz ta ilk baştaki o tramplen gibi e, duruma gelecek olursak plakaların üst üste olduğu durumda serbest haldeki anı canlandırın kafanızda böyleydi bir alttaki plaka biraz kayıyordu değil mi dışarıya doğru peki ben kuvveti burada uyguladığım zaman neden dolayı bu oluyordu? Demiştim ki bu elemanın alt yüzeyi ile aşağıdaki elemanın üst yüzeyinin temas noktasında kayma gerilmesi var. Peki ben bunu biraz daha derinlemesine incelesem? Yani sonsuz küçük elemanlara bakıyorum ya. Üst yüzeyine bakıyorum şimdi. Üst yüzeye baktığınızda burada hiç eleman var mı? Böyle bir eleman yok üst yüzeyde. O zaman cismin en üst yüzünde yapışacağı başka bir eleman yok. Veya en altında diyelim ki iki plaka var. Plakanın da altında burasında burada da başka bir yüzey var mı? Yok. E, yüzey yoksa zaten gerilme oluşturacak yer yok. Demek ki buradan şu çıkıyor. Kayma gerilmesi kirişin en üst yüzeyinde ve en alt yüzeyinde olmaz. Burada da gene to x'ye eşit sıfır. Ama en üst yüzeyden sonsuz küçük aşağı giderseniz veya en alt yüzeyden sonsuz küçük yukarıya giderseniz artık burada to x'ye değerleri oluşmaya başlar. Ama en dışlarda yoktur kayma gerilmesi. Sebebi de söylediğim gibi yatayda bunu tutan ve sürtüneceği herhangi bir dışarıda düzlem yok. Yani burada böyle bir başka bir plaka olsaydı bununla bunun teması ya da plaka değil de kendi cisim geometrisi daha büyük olsaydı o zaman burada ulaşacaktı. Ama üst yüzey serbest olduğu için orada öyle bir şey yok. Şimdi gelelim buradan ben bir denge denklemi yazacağım. Diyorum ki ben V kuvveti uyguladığım zaman kesme kuvveti enine yük diyoruz buna. Enine yükü uyguladığımda Ahşap deneyinden de gördüm ki bu şekilde boyuna kesildiğini fark ettim. Demek ki orada onu kesen bir burada delta h ile gösterilen kuvvet oluşmuş. Değil mi? Ama bu eleman en üst yüzeyde. Biraz aşağıda olsaydı bu eleman ne olacaktı? Yani mesela şurada bir yerde olsaydı, arada bir yerde. O zaman burada bir kuvvet varken üstünde de başka bir kuvvet olurdu ki burada da kuvvet olurdu. Burada da kuvvet. Onlar da gerilme yapardı. Ama en üst yüzeyde olduğu için burada bir kuvvet nedir? Yoktur. Ama alt tarafında delta haşlık bir kuvvet var. Tabi bu sonsuz küçük eleman diye kabul ettiğimizde ne oluyor bu delta h? Sanki şuradaki yükseklik sıfır gibi kabul ediyorum sonsuz küçük olduğu için. Aslında bu delta h kuvveti de ne oluyor? Sıfıra gitmiş oluyor değil mi? Sonsuz küçük kabul edersem. Yani sanki bu e, kare kutu gibi bir şey değil de bir nokta gene üst yüzeydeki bir nokta anlamına geliyor. Sadece anlayabilmek için ben aşağıya doğru böyle kutu gibi çiziyorum onu. Tamam o zaman ben burada delta h'ı çıkartmaya çalışayım. Diyorum ki toplam fx eşit 0 için. Tabii ki pozitif yön sağa doğru. Elimde sağa doğru bir delta H kuvvetim var. Artı bir de ne yapacağım? Normal gerilmelerin oluşturduğu kuvvet var. Yani sigma C çarpı DA ne yapar? FC yapar mı? Sigma D çarpı DA FD yapar. Ve bunlar dengelemede kullanılacak. O zaman ben burada bunu yazayım. İkisini de kullanacaksam ne kadarlık bir şey için, işte o bölge için diyelim. Yani bu farklı farklı ifadeler kullanılabilir burada. Ben işte A bölgesi diyeyim. Sigma c eksi pardon c. Sigma c eksi sigma d çarpı da. Yani bu bölgedeki kuvvetten, bu bölgedeki kuvveti çıkarttım. Elime bir tane kuvvet kaldı. E bir de delta h var. Ne demiştim ben? En üst yüzeydeki bir eleman gibi kabul ettiğim için ben bunu dedim ki üst yüzeylerde kuvvet gerilme olmaz. O zaman sıfıra eşitliyim ben bunu. Sonra ben şunu biliyorum. Normal gerilmeden sigma x eşittir. mz çarpı y bölü ızı. ise ben şimdi burada şunu yapacağım. Buradaki çıkartmış olduğum delta h'i bir kere çekiyorum şunu. Bunu şu kısmı eşitliğin sağına atıyorum. Ve gerilme yerine yani sigmalar yerine de my bölü i'ları yazıyorum şimdi. O zaman diyorum ki delta h eşittir bir kere eşitliğin bu tarafına gittiği için eksiler artı artılar eksi oldu. O zaman sigma yerine de m bölü i yazacağıma göre m de eksi m c bölü i sonra integral a bölgesi için y çarpı da a ya dönüştürdüm formülü gene eğilme durumundaki normal gerilmeden faydalanarak delta h'taki kuvveti yazdım bakın. O zaman ben diyorum ki parantez içerisindeki integral y eşittir yb çizgisinin üstünde kalan kiriş kesitinin tarafsız eksenini veriyor bize ve tarafsız eksenine göre birinci moment veriyor. Yani şöyle diyelim bakın. Şuradaki alana dikkat edin. Hangi alan o şurası. Bunu bir daha gösterelim ki anlayın. Bakın. Şuraya ben aslında özel bir işaret o da ben kafanız karışmasın diye basit bir A dedim ona. O A hangisi şu. Veya bu. Sonra Y dediğim yer neresi? Bakın Y mesafesi aslında şurada Y1 ile gösterilmiş şu çizgi. Tamam mı? Yani bu y oradaki y 1'e gidecek. <laughs> o zaman burada y çarpı da dediğim ifade işte ben artık burada buna alanın birinci momenti ki atalet momenti alanın ikinci momentiydi hatırlayın. Yani eğer burası y kare da olsaydı bu ı demekti. Ama burada y çarpı da çıkmış. İşte buna ben bu ifadeye q diyorum. Bu da seçmiş olduğum alanımın tarafsız eksen olan Z'ye göre birinci moment. Yani alan hesabı çarpı ağırlık merkezinden tarafsız eksene olan uzaklık demek bu. Bu da işte Y diyelim kabaca. Ben şimdi geniş manada anlat söyledim. Evet o zaman buradan şunu çekecek olursam md eksi mc ki bu ne yapar? Delta fark momenti yapar. Eşittir. Sonsuz küçük eleman için düşünürsem dm bölü dx aralık ne kadarmış? Çarpı delta x kadarmış. O zaman burada dm neye eşit olacak? dm bölü dx momentin mesafeye bölümü. Moment ne demek? Kuvvet çarpı mesafe mi demek? Bölü mesafe yaparsanız ne kalır? Kuvvet kalır mı? Bu hangi kuvvet olur? Kesme kuvveti olan V olur. O zaman da yani böyle düz izah ettikten sonra şöyle diyelim. Eşit olacaktır. V kesme kuvveti çarpı delta x'e Ha, demek ki ben buradan şunu yazabilirim. Buradan delta h'ı tekrar toparlayacak olursam. Delta h eşittir. V burası. Sonra çarpı delta x. Ne yazdım ben şimdi? md eksi mc bu. Yani şurayı yazdım. Sonra ı dediğim şey gene gerine gelecek. Bölü I. Çarpı bir de gelecek? Q. Çarpı Q geldi. Q dediğim şey ne? Yukarıda, bakın, seçilen bölge neresi? Tarafsız eksende. Mesela Y1 mesafesi seçilmiş. Y1 mesafesinden kesildikten sonra... ...cismin tarafsız eksen tarafına değil de... ...onun dış tarafına kalan alandır burası. Yani... Y1 mesafesinden sonra şu alan değil bakın. Y1 mesafesini işaretledim. Cismin o mesafeden sonra eksen dışına doğru kalan alanı ve o alanın ağırlık merkezinden tarafsız eksene olan mesafeyle çarpılmasıdır Q tekrar ettik. Tamam ben bunu yazdığıma göre şimdi burada biraz anlatmaya çalışalım olayı ne yapıyoruz? CD elemanına dikkat edin. Yani şuraya. Ve C üssü D üssüne dikkat edin. Ben bunların yerine şöyle bir şey yapıyorum. C üssü D üssü D2 üssü C2 üssü diye bir şey getiriyorum. Onu da hemen şuraya şekle ekleyeyim görüntüsünü. Şu ilk baştaki hali ben bir alıyorum buradan. Onu artık kullanmaya gerek yok bence. Şunu alayım buraya. Yeni görüntümüzü de yanına getiriyorum. Bakın şimdi ne var burada? Burası C üssü D üssü burası ise C 2 üssü D 2 üssü. Şimdi ve buna denk gelen alana dikkat ederseniz de mesela CD C üssü D üssünde hangi alan burası? Ve bu sefer karşı tarafına bakıyorum. Onun tam tersi tarafı bu sefer alan geriye kalan, arta kalan alan. Tamam mı? Fark bu şimdi. Alt elemanı kullanılsa yine aynı sonucu elde ediyoruz. Niye? Çünkü bakın dikkat edin. Ne yapıyoruz biz burada? Q değerine bakacak olursanız Q değerine. Ne yaptım ben? Bu alanın ağırlık merkezi olan ki onu mesela kırmızıyla göstereyim ben size. Buradan şu mesafeyle çarptım. Alan küçük ama burada bu kadarlık bir haş mesafesi var. Diğerine bakarsanız onu da e, mesela neyle gösterelim? Şöyle bir şeyle gösterelim. Buraya bakalım. Belli olmadı o. Sarıyla. Sarı da değil. Turuncu ile çiziyorum Bakın. Bu sefer bu alana bakıyorum. Alan büyük. Ama alanın ağırlık merkezi hemen hemen burada ve tarafsız eksenle arasındaki mesafe çok yakın. Alan büyük ama mesafe çok az. Ağırlık merkezi ile tarafsız eksen arası ama burada alan küçük, mesafe fazla. İşte bu denge korunduğu için her zaman sonuç hep aynı çıkar. Çünkü burada her iki elemanın birbirlerine uyguladıkları delta h ve delta h üssü diyebileceğimiz kesme kuvvetinin eşit olması gerekir. Niye? Birim elemana bakarsak şöyle ben bir rastgele birim eleman çizeyim, değil mi? Burada delta h dediği aslında bir kayma kuvveti, kesme kuvveti. E onu dengeleyecek olan kuvvet dengelemeli ki aynı olsun, değil mi? Mukavemet statik koşullardakine bakıyoruz biz. Bu delta h'sa bunun üstündeki delta h üssü dersem ben buna İkisinin değerinin birbirine eşit çıkması gerekiyor değil mi? O zaman işte burada bunlar birbirini dengelemeli ki eşit çıksın. Bundan dolayı da kesme kuvvetleri eşit ve zıt yönlüdür diyebiliriz. Sonra buradan y eşittir y1 çizgisi. Yani şu çizgi. Başka bir renkle çizeyim yine. Şurası. Y eşittir Y1 çizgisi altında yer alan bu parçanın Q yani birinci alanının birinci momentinden bahsediyorum. Çizginin üstünde kalan parçanınkine eşit büyüklükte ve ters yönlü olduğunu anlıyorum buradan. Niye? Bakın burada V aynı formülde. Delta X mesafesi genişliği yani aynı her ikisinde de. I aynı. E o zaman nasıl aynı çıkacak sonuç? Demek ki biraz önce söylediğim şeye geliyorum. Yani şu bölgedeki alan ve uzun mesafe ile çarptığınızdaki sonuç ile buradaki büyük alan ve çok kısa mesafe ile çarptığınızdaki sonuç eşittir ki böyle bir değer çıkıyor karşımıza. O zaman biz bu iki momenti topladığımız zaman tüm kesitin merkez eksenine göre momentin eşit yani Sıfır olduğunu görüyoruz. Yani ne demek bu? Tekrar edersek. Şimdi Q'lar eşit. Alttaki Q ve üstteki Q. E, alttaki üstteki demeyelim de. Seçtiğiniz Y1 çizgisine göre. Neresiyse o. Onun üstte kalan tarafından elde edilen Q ile. altta kalan tarafından elde edilen Q birbirine eşitse. Böyle bir durumda. Burada iki, oluşan momentlerin toplamına bakarsak. Ee, ters yönlü olacaklar. Yani nasıl? Şurası merkez olsun. Buradan h çarpı x. Buradan da h çarpı x ne olur? İkisi de aynı moment. Ve bundan dolayı da sıfır değerini verir bize. Tamam o zaman ben diyorum ki şunları bir temizleyelim. Birim uzunluk başına yatay kesme kuvvetini küçük Q harfiyle gösterirsem ben ee, ve burada ifade edeceğimiz denklemde mesela yazalım hemen. Delta H eşittir. Bunu çıkarttık hatırlıyorsanız. Pardon biraz düzgün yazalım. V çarpı Q Bölü I. Ve bir de ne vardı? Delta X. Bunu biraz önce çıkarttık zaten. Şimdi burada Q, küçük Q harfiyle ben diyorum ki bir e, yatay kesme kuvvetini gösterirsem, birim uzunluk başına bakın. Birim uzunluk başına yatay kesme kuvvetini Q harfiyle gösteriyorum. Sonra diyorum ki ben buradaki denklemin İki yanını delta x'e bölersem işte bu q'yu elde ederim diyorum. Niye delta x ne demek? Birim başına uzunluk değil mi delta x? E toplamdaki kuvvet delta h ise birim başına bulabilmek için ne yapmam lazım? Delta h bölü delta x yaparım. O zaman ben bunu delta x'e bölersem birim başına mesafeye. Bunu da delta x'e bölersem hop hop bunlar gitti. Burası da ne yapar? Q. O zaman ben diyorum ki Q eşittir birim başına olan e, kesme kuvvetinden bahsediyorum. Delta H bölü delta X'tir. O da eşittir V çarpı Q bölü I'dir diyorum. Yani aslında burada önemli olan kısım şurası. Sonra burada diyorum ki büyük Q küçük Q'nun hesaplandığı noktanın üstünde veya altında kalan alan parçasının tarafsız ekseni olan mesafesini söylüyordu biliyorsunuz. Ve L ise tüm kesit alanının e, pardon L diyorum. I ise bizim sistemimizin tüm kesit alanına ait atalet momentiydi değil mi? Yani şurası bütün alana bakıyorum. Nereye göre? Tabii ki Z ekseni tarafsız eksenden geçene göre bütün alanı hesaplıyorum. Q ise ya söylediğimiz gibi şu bölgenin Q'su veya buradaki alt taraftaki bölgenin Q'sudur diye söylemiş oluyoruz. Şimdi buradan o zaman birim başına düşen kuvveti hesaplamak istiyorsak mesela kitapta böyle bir basit bir problem var onu çözelim. Q eşittir V çarpı büyük Q yani alanın birinci momenti böyle atalet momenti demekmiş. Şimdi kitaptaki problemi vereyim ben size. Burada ahşap kirişlerden bir I profili meydana getirilmiş. Biraz şekli büyütelim. Evet. Genişlik 100 milimetreymiş ve e, eni tahtanın payanda'nın e, 20 milimetre. Yine aynı tahta bu sefer ortada diklemesine kullanılıyor. Aşağıda da gene çevrilmiş çivilerle montajlanmış bu. Şimdi diyor ki çiviler arasında 25 mm mesafe olduğuna göre ve kirişteki düşey kesme kuvveti V eşittir 500 N ise ne demek bu? Yani şöyle demeye çalışıyor bakın. Senin diyor şöyle bir kirişin var. Kabaca çiziyorum ben şimdi. Neyse. Sonra üstüne bir 25 kilo pardon 500 newton. 25 nereden çıktı? 500 newtonluk bir yük vermişim. Yani Kkdsinin çizdiğiniz zaman ben hani çünkü yükün cinsini vermemiş orada. Sadece 500 diyor. Burası 0. 500'e kadar yükselmiş. KKD diyagramı bu. Sonra sıfıra gelmiş. Bu demek bu. Yani kirişteki kes, kesite baktığımız zaman işte e, kesme kuvveti 500 newton olduğuna göre demiş. Her bir çivideki kesme kuvvetini belirleyin. Çiviler arasında da işte burada bir tane gösteriyor mu? 25'er milimetre mesafe var diyor. Çivideki kesme kuvvetini belirleyelim diyor. Şimdi bir kere dikkat etmeniz gereken şey ne? Ee, çivideki kesme kuvveti nerede meydana gelir? Bu önemli bir nokta bu sorudaki. Şunu hatırlamalısınız. Üst taraftaki tahta alt taraftakinden ayrışmaya çalışacak. Yani çivileri tam buradan kesecek, değil mi çocuklar? Alt bölgeyi de buradan kesecek. Yani demek ki şuralarda kesme var. Bir de buralarda kesme var. Çiviler için bahsediyoruz tabi montajlı. O zaman ben alana baktığım zaman Q alanını hesaplamak istediğimde nereye hesaplamalıyım? Buradan kestikten sonra bunun üstünde kalan alanı hesaplayacağım, değil mi? Burayı. Bu alanı hesaplayacağım. Bu alanın ağırlık merkezinden tarafsız eksen neresiyse işte şurası tabii ki. Oraya olan mesafesi diyelim ki buna kaçmış burası? Şurası 10. Burası da 3 ise burası 60 yapar. Bununla çarptığınız zaman Q'yu elde edersiniz. O zaman ben buradan Q hesabı yaparsam. Çivilerin kesildiği yere bakacak olursak. A çarpı Y ortalama diye geçelim. Ne olacak alanımız? 100 çarpı metre cinsinden yazarsam 0.1 çarpı 0.02 bölü, a pardon bölü diyorum. Bu alanım mesafem nedir? Y çizgi mesafesi de dedik ya 10 buradan gelecek yarısından. 50 de buradan gelecek 60 yapacak. Yani 60 yaparsa o zaman 0.06 yapar o da. Buradan Q değerimizi 120 çarpı 10 üzeri eksi 6. Tabii ki bu milimetre kare çarpı milimetre gibisinden olduğu için kübik sonuç verir. Metre cinsinden yazdığımıza göre metre küptür sonuç. Q'yu buldum. Sonra atalet momentini hesaplayalım. I, e artık bunu burada hesaplamayayım yani. Bir zahmet kendiniz hesaplayın. Alan ataleti değil mi? Bunun ataleti var. Taraf 80'e taşıdın. Ortadaki zaten taraf 80'in üstünde. Direkt AD karesiz hesapladın. Bir de aşağıdaki var. Onu da hesapladın. Aşağıdaki ile yukarıdaki aynı aslında. O zaman yukarıdaki hesaplarken 2 ile de çarpabilirsiniz vesaire vesaire. Buradan atalet IZ 16.20 10 üzeri eksi 6 metre üzeri 4 bulunmuş. Q'yu hesaplayalım. Yani küçük Q yükünü hesaplayalım. Ne olacak? Kuvvet çarpı alanın birinci momenti bölü alan atalet, kesit alanının atalet momenti. Eşittir. Yükümüz neymiş? 500 Newton. Q'yu hesapladım. 120 çarpı 10 üzeri eksi 6. bölü ataletim de zaten değeri burada. I diye yazı verelim. Tabii ki I, Z bu. Bu da V, y, Değil mi arkadaşlar? Dikkat edecek olursak. O zaman buradan da sonucumuz 3704 Newton bölü metrelik bir sonuç elde edilmiş. Buradan kuvveti hesapladığımızda ne demek? Çünkü biz neyi bulmak istiyorduk? Her bir çivi için. Şimdi bizim bulduğumuz Q nedir? Birim başına düşen yük değil mi bu Q? Metre başına 3704'müş. Peki çiviler kaç milimetrede bir konuyormuş? 0 25 milimetrede bir konuyormuş. O zaman 25 milimetre başına ise kuvvet gerçek kuvvet eşittir milimetreyi metreye çevirirsem 0025 çarpı birim yük ne yapar? 3704 yani. Buradan da toplam kuvvetim kayma gerilmesine sebep olacak kesme kuvveti 92.6 Newton olarak bulunmuş. Evet. Şimdi yani bu rastgele işte birim başına düşen yükü hesaplayalım diye bunu verdik. Esas geldik kayma gerilmesine. Şimdi kayma gerilmesini anlatmaya başlayalım. Birim yükü nasıl hesaplayacağımızı çıkardık. Zaten onu kullanacağız burada. Gayet basit bir şekilde de kayma gerilmesine geçiş yapacağız. Şimdi ben zaten e, genel durumun izahatini yaptım. Burada şunu düşünelim şimdi. Biz kesitimizi verdik. Yani e, burada dikkat edin. Delta H yükünü artık burada gösteriyorum yönünü. Yani şöyle bakacak olursam buna karşıdan baksam şöyle bir eleman değil mi bu? Şöyle. Burada da birim elemanı görsem delta H ne tarafa? Şöyle ve onu dengeleyici böyle. En üst yüzeyde ise en üst yüzeye baktığınızda en üst yüzeydeki birim elemanda Kayma gerilmeleri ne demiştik? Sıfır. Kuvvet de sıfır. Ama en üst yüzeyin azıcık altına inerseniz, işte orada kuvvetler var olduğunu görüyoruz. Şimdi o zaman buradan incelemeye bakacak olursak, delta h. Burada bizim e, kesilen bölgedeki yüzeye dikkat edelim. Burada delta A alanına bölünerek yani hangisi o şurası çizelim. Kuvvet bölü alan değil mi? Ne yapar kuvvet bölü alan? Değil mi kabaca? Fx yerine ne yazabilirim? Fx demiyoruz değil mi? Kaymada biz buna ne diyoruz? V. Ki buradaki problemde V yerine ne kullandık? Delta H kullandık. Değil mi? Ama delta H'ı da nasıl yazmıştık? Şöyle yazmıştık. Onu yani burada kuvvet bölü alan olduğunu bir hatırlayalım. Hatta F demeyeyim de V bölü A diyeyim. Bir bu hatırımızda kalsın önce. Alanımız delta A alanı. Kuvvet delta H. pek delta H üstü dediği öbürünün üst tarafında yani şu bir de bunun üstüne böyle bir şey devam ediyordu ya. Bu şimdi onun alt bölgesini almış oldu. Bu üstteki eleman yani şöyle çizecek olursak. Taraf 80 de burada. Bu elemanın serbest isim diyagramına baktığımızda kuvvet ne tarafa doğru? Bu yöne doğru bir delta h var. Alttaki elemanın serbest isim diyagramını çizersem o zaman bu yöne doğru bir delta h üssü dediği bu işte. Dengelemesi yani ters yönlü ya. Tamam o zaman şunları bir temizleyelim. Aynen. Şimdi biz delta h'i çıkartalım tekrar ortaya. Eşittir ne demiştik bunun için? V çarpı alanın birinci momenti bölü I çarpı uzunluk. Orada kabul edilen delta x uzunluğu demiştik. Peki ortalama kayma gerilmesini hesaplamak istiyorum ben. Average ortalama veya. Ne yapacağım? Delta h'ı alana bölersem. Delta a'ya alın size ortalama kayma gerilmesi değil mi? Delta h çünkü kuvvet. Bölü delta a f bölü a'dan veya v bölü a'dan gerilme yapar. O zaman ben de diyorum ki delta h bölü delta a ortalama eşittir v çarpı q bölü i çarpı delta a nedir peki? Bakın t'ye dikkat edin. Derinlemesine olan mesafe yani et kalınlığı kiriş böyle uzunlamasına verildi faraza ve şu şekilde bir şey var. Derinlemesine mesafe yani şurası oluyor T. Bu da böyle ise, değil mi? Yani T burası. Olmuş oluyor. O zaman alanı hesaplamak istiyorsam T çarpı şu mesafe yapar mı? T çarpı o mesafene delta x. T çarpı delta x de benim alanım mıdır? O zaman alan yerine diyorum ki hatta önce şey haşı bir bitireyim. Haşta daha delta x var mıydı? Vardı. Şimdi ben bu yazdığım ifade nedir? Delta haştır. A'yı yazmak istiyorum. A yerine de ne diyeceğim? Söylediğim gibi T çarpı delta x diyeceğim mi? Yani kestiğim alan T derinlemesine mesafe. Delta x enlemesine mesafe. O zaman delta x'ler Birbirini götürür ve karşıma formül şöyle çıkar. Ve Q bölü I çarpı T. Bu ortalama kayma gerilmesini verir. Yani artık TO eşittir V bölü A F bölü A değil. TO X'ye ortalama diyebiliriz kendimizce. Eşittir. Enine olan yüklemedeki yani şurada herhangi bir V olabilir ya da yayılı yüktür omega'dır. Omega'dan mesafeden gene V'yi bulursunuz. Gene aynı şey vesaire. Ya da KKD diyagramında kirişin başından sonuna kadar olan kuvvetlerini çıkartırsınız. Başlangıçtan şu kadar mesafe ötedeki kuvvet olabilir. Ya da momentlerde olduğu gibi maksimum kuvvet KKD diyagramını çizersiniz. Maksimum kuvvet neredeyse başlangıçtan itibaren o kuvvet alırsınız v diye. Sonra çarpı söylediğim gibi Q değeri yani bu e, hangi değer ise şimdi o değerlerin detayına gireceğiz birazdan çarpı Q alanın birinci momenti bölü kesit alanın atalet momenti olan IZ. buna VY diyebiliriz gene. Ondan sonra burada da bölü kestiğimiz bölgede istenen yerdeki T'nin et kalınlığı. Mesela bakın burada kiriş kesiti sabit. Eğer kesit T profili ise et kalınlığı değişiyor. Nasıl? Mesela şu bölgeyi inceliyorsanız et kalınlığı bu. Bu bölgeye geçtiyseniz et kalınlığı bu. İşte I profili ise aynı şekilde burada ortada inceliyor sonra gene artıyor. İşte ne bileyim şöyle bir profil olabilir. Değil mi? Et kalınlığı bakın. Burada et kalınlığı bu. Sonra burada et kalınlığı bu. Burada gene arttı. Bir sürü şey olabilir. Bunlara bakacaksınız tabii ki. çarpı T. İşte size ortalama kayma gerilmesini veren formül. Bu da aynen eğilme momentindeki gibi eğilme ile ortaya çıkan ama kesme kuvvetinin var olduğu durumlarda cismin başlangıçtan itibaren şu kadar mesafe ötede gibi ya da kirişin tarafsız ekseni bu. Tarafsız eksenden şu kadar yukarıda, şu kadar aşağıda normal gerilme için diyorduk ki orada y mesafesini alıyorduk. Y değerini onunla çarpıyorduk. Ama burada bu sefer şu kadar mesafe yukarıda deyince o mesafeden dışarıdaki Q'yu alacağız. Bu kadar mesafe aşağıda derse o kadar mesafeden aşağıdaki Q. Yani bu bölgenin alanı oranın ağırlık merkezinden tarafsız eksene olan mesafeyle çarpılması diyebiliriz. Ya da işte bir kare profildir. Hatta kare boru olsun. İşte diyelim ki maksimum isteniyorsa o zaman komplesi yani şu alanı hesaplayacaksınız. Ne demek o? Dıştaki alan eksi içteki alan veya dıştaki Q eksi içteki Q. Örneğin burası A2 burası A1. Dıştaki B2 burası B1. Sonra bunun ağırlık merkezi diyelim ki C1. Dıştakinin ağırlık merkezi den taraf 80 olan mesafe C2 ise o zaman ne olacak üst bölgenin Q'su Q eşittir B2 çarpı A2 alanı Çarpı ağırlık merkezinin olan mesafesi C2. Bu dış bölge oldu. Eksi iç bölge B1 çarpı A1 çarpı taraf eksene olan ağırlık merkezinden mesafe C1. İşte bu size üst bölgenin Q'sunu verir. Mesela. Et kalınlığına bakarsanız ne olur? İşte burada şu önemli. Taraf 80'den geçen et kalınlığı. Bir burada et kalınlığı var. Bir de burada et kalınlığı var. Bu ikisini toplayacaksınız demektir. Örneğin burası T1 mesafesi. Aynı simetrikse zaten burası T1. O zaman böyle bir kare borunun et kalınlığını hesaplarken ne olur kalınlık? 2T1 kadar olur mesela. Neresi için? tarafsız eksenden geçen maksimum kayma gerilmesi hesaplanırken ki durum için. Ama adam size tam şu noktayı verdi. Bu noktayı istedi. O zaman et kalınlığı faraza burası T2 ise bir kere Q alanı burası olur. Bu alan çarpı bu alanın ağırlık merkezinden tarafsız eksene olan uzaklık Q yapar. Et kalınlığı olarak işte burada verdiğim geniş t2 kullanılır. V değeri ve atalet momenti v zaten kuvvet atalette bütün kesitin ataletidir gibi de bir yorum yaparız. Şimdi burada ortalama kayma gerilme ifadesini çıkarttıktan sonra gelelim buraya. Diyoruz ki şekillere dikkat edelim şimdi. Yani şuradaki e, görüntülerden bahsediyorum. Bunlara dikkat edin. Şimdi ortalama kayma gelinmesini buldum. O zaman ben diyorum ki D üssü noktasından, o nokta şurası, değil mi? Tam merkezdeki nokta. D üssü noktasından geçen enine ve yatay düzlemdeki to x y Tamam mı? Ve to y x eşit kabul ediyoruz ya biz bunu. Ne demek o? Şöyle düşünebilirsiniz. Ben burada hemen bir parçacıkla size onu daha iyi izah edeyim. Mesela ne yapalım? Siyahla çizeyim. Aynen. Bakın şöyle bir siyahla birim eleman çizeyim ben. Herhangi bir tanesi. Tam D'den geçeni çiziyorum. D üstünden. Burada böyle bir birim eleman var. Birim elemanın üstünde bakın şu bölgede ne var? To X'ye var mı? Onun altında da tabii ki bu sadece üstündekini gösteriyor düzleme baktığı için. Üstündeki de bu tarafa doğru. O da nedir? To YX'tir. Ama biz dedik ki To XY ile y YX'i şimdilik eşit kabul ediyoruz farklı etkileri yokmuş gibi düşünüyoruz. O zaman buraya baktığımızda ne olacak? E, i̇kisini eşit kabul ettiğimize göre yukarıda yani daha doğrusu şurada verilen D1 üssü ve D2 üssü yani onları da gene burada göstereyim bakın. D1 üssü ve D2 üssü çizgisi boyunca e to x ortalama değerini bulmuş oluyoruz. Ne demek o? Şu demek. Çizgisi boyunca dediğim şu çizgi. D1 üstünden D2 üstüne doğru giden kalınca bir çizgi çizsek, gene kırmızıyla çizeyim bakın. Tam kenardan giden kalınca bir çizgi. İşte bu T ortalama dediğim ifade. Çünkü derinlemesine kesit böyle aynı olmadığı için bakın ne oluyor? Değişkenlik gösteriyor. Gittikçe azalıyor. Sonra tekrar artıyor gerilme miktarları. Değil mi? Azaldı, azaldı. En azı D üstünde oldu. Yani şurada oldu en azı. Sonra gene arttı, gene arttı. Demek oluyor. Demek ki bizim burada işte T ortalama dediğimiz şey aslında şu. K.K.D. diyagramında siz örneğin bunun K.K.D.'sini çizeceksiniz. Burada yukarı doğru yük var diyelim. Geldi yukarıya doğru gitti, sonra aşağıya doğru yükten kesildi, gitti ve sıfırlandı gibi düşünürsek kesitimizde burası olsa ben diyebilirim ki kirişin başından itibaren x kadar mesafe ötede mesela burada kayma gerilmesini hesaplayın diye sorabilirim veya kirişte oluşan maksimum kayma gerilmesini hesaplayın diyebilirim. Burada gene bahsettiğim şey kayma gerilmesinin ortalama değeri. Sebebi de bu derinlemesine olan mesela bu nokta, bu nokta, bu nokta ayrı ayrı da hesaplanabilir. Ama bizim bu formül onun ortalama değerini veriyor. Ne yapıyorum? İşte başlangıçtan o noktaya gidiyorum. KKD diyagramında değeri okuyorum. Veya başka bir şekilde o kuvveti buluyorsunuz. Buradaki V kuvveti demek zaten. Bunu buldum. Bu değeri aldım. Hop. V yerine yazdım. Q ne demekti? Kesite bakıyorum. Mesela burada maksimumu isteniyorsa tarafsız eksenin üstündeki veya altındaki simetrik bir kesit ise. Yani kare dikdörtgenden bahsediyorum. Alan. O alanın ağırlık merkezinden tarafsız ekseni olan mesafe ile çarpılmasından Q'yu buldum. Sonra kiriş kesitinin tamamı yani şu kesitin tarafsız eksen olan işte buraya göre dedik ya buraya Z ekseni diye. Z'ye göre olan ataletini getirip buraya yazıyorum. Et kalınlığı dediğim şey zaten sabit devam ediyor. Kesitin et kalınlığı her yerde T. Bu et kalınlığını da getirip buraya yazıyorum. Alın size ortalama kayma gerilmesini bulmuş oluyoruz. Şimdi bunları biraz temizleyelim. Yeni şekiller getireceğim. Biraz daha böyle artık detaya giriyoruz. Ne dedik? Formüle dikkat edelim. Formülü bir daha yazıyorum. TOXY TOXY dediğim bakın burada yönlerin iyi anlaşılması için şöyle eksenleri verelim. Buradan dışarıya doğru X yukarıya doğru Y veya buradan bize doğru olan Z bakın eğilmede hep aynı kullanıyoruz. Bu da eğilmenin kesme durumuna bakıyorum zaten. To x, y dediğiniz hangisi? X, düzlemindeki demek. Yani şu düzlemdeki birim eleman. Tabii ki bu birim elemanı 3 boyutta çizersek şöyledir. Değil mi? To x, dediğim gene burası. Bakın. Şöyle. Sonra burada bu tarafa. Bir de bunların dengeleyicileri var. Değil mi? Aşağıda mesela şu yönde. Sol tarafta da bu yönde. İşte bunlar gri ile yazdıklarım esasen to y x. Tabii ki alt buradaki to y x. Şurası da to y x. Sonra gri ile yazdıklarım demeyelim. Şeyle diyelim. E, yataydakiler to y x. Düşeydekiler ise to x y. 3 boyutta gösterecek olsam o zaman böyle olur yani. Ha, demek ki to x y burası. To y x de burası. Yönlerini iyice anladınız diye tahmin ediyorum. Mesela XZ olsaydı o zaman şu devreye girerdi. Ona baktık ya biraz önce. Bu olsaydı bu işte şu kısım TO XZ öbür kısım ise TO ZX olurdu. Ve bunların arka tarafta da dengeleyicileri var. Bir de ne vardı? İsterseniz bir de YZ var, değil mi? Şunu yapsak bu sefer burası to y z olur. Şunu yapsak bu da to z y olur. Şöyle buraları bir temizleyeyim önce. Neyse şöyle yapalım en iyisi. Zamandan tasarruf edelim biraz. Tamam demek ki nasılmış? Bir daha çizersek burası to x y. Sonra üst taraf ise burası da to y x şeklinde. Ama şuna baktığınızda yani vatandaşın koyduğu şekli şöyle yapalım. Bizim koordinatları iptal edelim gene. Buraya dikkat ettiğimde o düzlem üstüne yani ok yönü gösterilmemiş. Biz gene de gösterelim değil mi? X'ye bu tarafa, Z bu tarafa. Alt yüzeyde de gene aynı şekilde X'ye böyle. Bu sefer alt tarafa bunu bu şekilde yapalım. Üst taraftakini göstermeyelim. Niye sıfır? Formülü yazarsak. To X'ye eşittir. Ve kuvvet y ekseninden geliyor değil mi? V y diyelim yani. V y çarpı q bölü I z çarpı t et kalınlığı. T et kalınlığı da şurası. Taraf 80 burasıysa t et kalınlığı tarafsız eksendeki et kalınlığı. Ama en alt ve en üst yüzeyde T'lere bakılırsa en altta daha az T'si, en üstte daha az, en altta daha fazla T. Daha kalın yani. Ama şimdi buraya bakıyoruz. E şimdi ben V değerim belli. KKD'den gelen bir V var. Tamam. En üst yüzey yani şunu şöyle çizecek olursam. Bir alan olmalı değil mi? Q bir alan olmalı. Yani bir alan yapacak ki değeri olsun. Sen şimdi bu alanı o kadar küçültüyorsun ki en üst yüzeyde sadece bir çizgi. O zaman burada bir alan yok. Değil mi? Şu alan sen şunu yaptığında bu çizgiyi alıp buna yapıştırırsan ikisinin arasında bir alan kalmaz. Demek ki Q ne olur? Sıfır olur. Ha. Aynı şekilde taraf 80 altına baktığımızda da bu sefer alan Yine burası yani eksenden dışarı olan taraflara bakıyorum hep. Bu sefer de bu çizgiyi alıp en alta yapıştırırsanız bu ikisinin arasında alan kalmaz sıfır olur. Bundan dolayı işte ne oluyor? En üst yüzeyde ve en alt yüzeyde kayma gerilmeleri sıfır olur. Sonucu çıkıyor. Evet sebebi ne? Çünkü... Burada V kuvvetini uygulasan da şurada yatayda herhangi bir kuvvet de olmuyor. Bakın bir tanesi sebeplerden bir tanesi Q'nun sıfır olması. Diğeri üst yüzeyde birbiri üzerine kayacak. Şimdi burası en üst yüzey. Bunun üstünde başka bir nesne yok. Kayarak şu arada gerilme oluşturabileceği. İşte bundan dolayı da V değeri de sıfır aslında. Demek ki Kirişin üst ve alt yüzeylerine kayma gerilmesi yani to yx aslında bu sıfırdır. Ama e, burada mesela kuvvet var düşeyde. Vy kuvveti var ama burada da q 0 O zaman her halükarda ki dengeleme olacağı için yani bu durumda üst yüzeylerde hiç kuvvet uygulanmaz diyoruz. Bundan dolayı da enine kesitin üst ve alt kenarları boyunca da aynı zamanda yani şuradan bahsediyorum. Üst ve alt kenarlar. Kenar dememdeki kasıt yani bu kenardan bütün kenarlara hep veya yüzeye, kenara da gitse ortalamasını alıyor ya bu formül. Yani şöyle bir değer çıkmasına rağmen biz ortalama sanki düz bir değer gibi buluyoruz. O yüzden üst yüzeyde tek değer komple bu yüzeyde. Alt yüzeyde de komple bu bölgede. Komple tek değer var. O da ortalama kayma gerilmesidir. Diyerek yorum yapıyoruz. Bundan dolayı da orası sıfır oluyor. Şimdi aşağıdaki şekle bakarsam. Burada kiriş kesitinin genişliği yüksekliğe göre nedir? Daha küçüktür. Yani kiriş daha yüksek. Şurası daha fazla h mesafesi b'ye göre daha fazla değil mi? Burada o zaman diyorum ki eğer böyle bir kiriş varsa C1'den C2'ye doğru giderken işte bu kayma gerilmesi bu kadar çok büyük değişmez. Daha az bir şey görüyorum. Yani buradaki farklılık belki böyle düz çizgiye yakın bir eğim oluşturuyor gerilme farklılığı. Bu kadar farklı olmuyor ama Kesit çok fazlaysa, genişse diyelim ki, enle boy birbirine yakınsa o zaman buradaki farklılık gerilme farklılığı daha böyle oluyor. Ama söylediğimiz gibi daha ince ise o zaman gerilme farkı hemen hemen düz çizgi gibi kabul ediyoruz. Çok az değişiyor. Şimdi buradan hareketle ben bunu alıyorum. Evet şimdi burada bu durumu bir e, anlatmaya çalışalım. Şimdi ne yaptık? İlk başlangıçta ortalama kayma gerilmesiyle alakalı tanımlamayı yaptık. Şimdi ince ve dar kesitlerdeki kayma gerilme farklılığına, alt ve üst yüzeylerde kaymanın neden sıfır olduğuna, işte o yüzeylerde kuvvet olmadığı için ve Q'ların da sıfıra gittiğinden dolayı e, farkı ol e, sıfır olduğunu izah etmeye çalıştık. Şimdi bu duruma bakacak olursak kesitteki işte tarafsız eksenden sonra dışarıya doğru herhangi bir A üssü alanı aldığımızı görüyorsunuz. Şurası. Niye? Vatandaş demiştir ki bize diyelim ki kirişte tarafsız eksenden Y mesafe kadar yukarıda olan bölgenin kayma gerilmesini hesaplayın diyorsa bize o zaman formülde şunu yapmalıyım ben. To x y eşittir. Artık KKD'de başlangıçtan itibaren o noktadaki kuvvet neyse V kuvveti onu bulacaksınız. Bu bir V'ye. Çarpı Q dediği bu Q hangisi olacak? A üssü alanı çarpı C üssü noktasından taraf 80 olan mesafe ki bu hangisi y çizgi yani bunu yazarsam nedir bu a üssü çarpı y çizgi veya ne oluyor a üssü işte şurası burası çarpı b mesafesi sonra da y üssü ve y çizgi ile çarptığınızda q bölü atalet iz komple cismin ataleti Z'ye göre ve et kalınlığı et kalınlığı da nedir burada? B'dir. Hatta B derken derinlemesine mesafe burada bazıları IT diyor, bazıları IB diyor formülasyonda. Yani o şey izafi biraz. Siz gerçekte ne anlama geldiğini şekilde bilin de o önemli olan yani. O zaman genel formülü yazayım ben gene to biraz derleyip toplayalım. Eşittir. Genel hatlarıyla yazıyorum formülü. Detaylı değil. V q bölü i çarpı t dedik. Şimdi buradan q'yu biliyorum. Oradaki alanımız çarpı y tire y çizgi diyelim. Sonra Y çizgiyi matematiksel olarak yazacak olursanız ortalama değer yani. Bu da 1 bölü 2 C artı Y gibi bir şey çıkar. Yani illa bunu bilmek zorunda değilsiniz ama hani mantığını anlatalım diye. Q'yu yazarsam da A çarpı Y çizgi ise A dediğim şey ne? B çarpı C eksi Y. Değil mi? A'yı yazarsam B çarpı C eksi Y. Bu benim alanım. Çarpı ne olacak? Bir de Y çizgi vardı. O da 1 bölü 2 C artı Y gibi bir ifadeye tekabül edecek bu da benim Q ifa şey y çizgi ifadem. Buradan da çarpım yapacak olursanız 1 bölü 2 B C kare eksi Y kare gibi bir ifade çıkıyor. Şimdi peki ben formülde hepsini düzeltmeye çalıştığım için tüm detayları yazacağım. Eğer bir dikdörtgen kesit bakın buradaki gibi bir kesit varsa bu geçerli. Yoksa Burada I profili var bilmem ne var. I değişiyor. Bu formül değişir. Bu sadece dikdörtgen kesit içindir. Diyelim veya her duruma göre ayrı atalet hesaplayacaksınız. B çarpı H küp bölü 12. Biliyoruz bunu. Değil mi? O zaman da H yerine bakın ne yazmam gerekiyor? H yerine 2C yazıyorum. O zaman da karşıma şu çıkacak. 2 bölü 3 BC küp çıktı. Şimdi bunları formülde derleyelim. To eşittir. Ve Q bölü. Artık T yerine burada B kullandığımız için B yazalım ki çünkü formülde B var. I çarpı B eşit olmalı. Her bir değeri yerine yazarsanız 3 bölü 4 c kare eksi y kare bölü b çarpı c küp tabi şöyle yapalım da karışmasın değil mi? b çarpı c küp dedik sonra da v kuvveti gelir. Alanın ise Alanı da şurada mı yazalım? 2BC olduğuna göre nihai olarak toxy eşit olmalı. 3 bölü 2 V bölü A 1 eksi Y kare bölü C kare diye bir genel formül çıkar. Ama ne için? Bakın hiç unutmuyorsunuz. Kesit böyle basit bir kesitse I profili var, T profili var, L var bilmem ne. O zaman bu formül çöp. Siz gene VQ bölü IB veya VQ bölü IT'den hesap yapacaksınız. Bunu bilen adam hiçbir zaman yanılmaz. Bu en doğru sonuç. Nasıl şöyle bir formül vardı normal gerilmede? Sigma X eşittir mutlak değer içerisinde moment bölü S'ti. Hani W profili diyor. Adam S değeri şudur diyor. Otomatik yazı veriyorsun. Halbuki MY bölü I'yi biliyorsan hiç S'i kullanmadan her türlü her zaman doğruyu bulursun. Bu da onun gibi yani. 3 bölü 2 V bölü A 1 eksi Y kare bölü C kare. Şimdi bu özel bir durum yani bu. Bence VQ bölü IT'yi bilmeniz yeterli denilebilir. Şimdi buradan yalnız şuna bakıyoruz. Bakın gene bu kesit için geçerli bu. Çok çünkü ne söyledik biz? Normal gerilmede hatırlıyor musunuz? Moment diyagramında dalgalanmalar oluyordu. Birkaç tane ekstremum olabiliyordu. O yüzden çekmenin normali, basmanın normali veya kiriş asimetriklik yükseklikleri farkları vardı. Aşağıdaki daha yüksek T profilinde mesela. Yukarıdaki mesafe daha azdı. Momenti daha az ama mesafesi daha çok diye gerilme daha fazla çıkartabiliyordu. Yani bir sürü opsiyon deneniyordu. Bu da aynı şey aslında. Kayma gerilmesinde kesit basitse buradaki gibi o zaman hatta şu alınır. Hiçbir şey söylemeye gerek yok. Basit dikdörtgen bir kesit varsa tarafsız eksenin bir tarafını almanız yeterli. Çünkü no normaldeki gibi basma çekme durumu yok. Bir tanesi yeterli olacak. Bu alan yani tarafsız eksenin diğer tarafı bakın gene dikdörtgen için bu. Bir alan sonra bu alanın ağırlık merkezinden olan mesafe çarpılması size ortalama to x'ye ortalamanın maksimum değerini verir ister aşağıdaki alanı yapın. Aşağıdaki alandan burayı çarpın. Gene aynı şey zaten simetrik olduğu için. Sadece bu kesitlerde bu doğrudur. Ama dedik ya işte bir T profili, U profili, U, U profili döndürülmüş, C olmuş falan. L profili, başka kesitler. Buralarda bu geçmez. Şimdi... Bunları düşünerek ben bir şekil veriyorum size. Diyorum ki bu şekildeki bir durum için kayma gerilmesinin dağılımı işte budur. Yani söylediğim ifade. Ne yaptık dikkat ederseniz? Tarafsız eksenden geçen geçen noktayı kabul ederek yani şuradan itibaren direkt tarafsız eksen üstünü çizdik. Ve ya bir tarafı ya öbür tarafını kabul ettik. İçinde kalan alan dedik. E şimdi bu sefer Q mesafesi ne oldu? Ee, ağırlık merkezinden buraya oldu ama zaten e, bunun ötesine geçip hesap yapamazsınız. Yaptığınızda şu noktanın değerini bulursunuz. O da diğer taraftaki şu alana tekabül edendir. Yani maksimumu bulmak için işte söylediğim gibi tam taraf 80'e kadarki alan, o alanın ağırlık merkezinden işte şu şu mesafenin çarpılması dikdörtgen kesitler için maksimum verir. E bu da ne yapıyor? Tarafsız eksenin üstünden geçirdiğiniz için alanı to tam bu noktada maksimum yapar. Üst yüzeyde zaten biliyordum kuvvet yoktu. Q'lar yoktu. Bundan dolayı burada to x y'ler sıfır. Üstte de hakeza aynı durum söz konusu. Demek ki bu şekilde bir parabolle davranış gösterilmiş olur. O zaman normal ve kayma gerilme davranışları incelenecek olursa dikdörtgen basit bir keriş için bahsedirsek, bahsedersek o zaman şöyle diyebilirim. Ben herhangi bir dikdörtgen elemanım. İki boyuttakini vereyim böyle. İşte kuvvet var. Vesaire. Kesit de basit. Şimdi bu durumda normal gerilme ne oluyordu hatırlıyorsanız? Sigma eşittir. MY bölü I değil mi formülden? Y mesafesi tam bunun üstündeyse, taraf eksen üstündeyse sıfır olur zaten değil mi? O zaman tarafsız eksenin üstündeki gerilme sıfır olur mu? Olur. Bu durumda Normal gerilme dağılımını çizersem ben, burası sıfırsa, hatta şöyle bir kiriş vereyim de daha şey olsun. Kuvvet tam ortada. Klasik 2, 3 nokta eğme. Kiriş böyle eğiliyor. Tamam, kiriş böyle eğiliyor. Ve bu durumda ne yapacağız? Farklı bir kırmızı renkle gösteriyorum. O zaman normal gerilme dağılımı burası sıfır ekseni ise üst bölge basma olacak, değil mi? Birbirine doğru yaklaşıyor çünkü. Alt bölge birbirinden uzaklaşıyor, çekme olacak. O zaman diyorum ki şu hal üstündeyken göstereyim de kafanız karışmasın. Burası sıfır ise üst bölge basma olacak değil mi? Dışarıdan sıfıra doğru negatif gerilme yapar. Burası ise sıfırdan dışarıya çekme yapacak şekilde pozitiftir. Bu normal gerilme. Tarafsız eksen üstünde ise ne oluyordu? Y mesafesi sıfır olduğu için normal gerilme olmaz. Sıfır olur. Kayma gerilmesini ise şöyle farklı bir renkte çizelim. Zaten burada şekli var aslında. Aynısı. Gene Bakın böyle düzgün dikdörtgen basit bir şey için konuşuyoruz. Her durum için konuşmuyoruz bunu. O zaman burası 0 ise üst bölgede sıfır, alt bölgede 0, Burada da maksimum yapacak şekilde böyle bir parabol oluşur. İşte bu davranış sigma x davranışı iken bu davranış ise to x y davranışıdır. Gittikçe artar, artar, artar. Burada maksimum yapar sonra azalır azalır sıfırlanır. Burada gene sıfır olur. Burada ise tam bu bölgede sıfırdır. Diğer bölgede gene sigma x değeri çekme. Üst bölgede ise sigma x bu sefer basma negatif olur. Evet şimdi buradan da madem böyle bir ifade var e, formüldeki ifadeler düşünüldüğü zaman yani basit bir dikdörtgen kesit düşünüldüğü zaman buradaki y mesafesi ne olur? Tarafsız eksen üstünde burası sıfır olur. O zaman burası komple götürecektir. Şu bölgeyi biz tamamen iptal ediyoruz o zaman. Yani böyle çok düzgün kesit kayma gerilmesinin dağılımı bu şekilde parabol oluyor. Ve burada da y'nin sıfır olduğu durumda karşımıza bu formülün basit hali çıkıyor. O da to x y eşit olmalı 3 ve bölü 2a diye yapabiliriz. Ama bakın bu söylediğim çok özel bir hal. Yani ha, tabii ki genelde bu tip şey kullanılıyor. Siz standart dikdörtgen profille çalışıyorsanız o zaman öbürüne girmenize gerek yok. Ama bence her zaman bu formül geçerlidir. Yani bir dalgınlığa maruz kalırsınız. Vatandaş imalatçı profili değiştir verir. Sen 3 ve 2 A formülüne aşinasındır. Alışkanlık gelmiştir. Ezberden bu formülü kullanı verirsin ve yanlış çözersin. Ama VQ bölü IT'yi kullanıyorsan her zaman hiçbir zaman yanlış çözmezsin. Evet. Böyle de hatırlatmış olalım. Evet. Şimdi burada e, yaygın kiriş tiplerinden biraz bahsedeceğim ben. Yani ı profili özellikle çok kullanılıyor. Ve örnek yetiştirmeye çalışacağım. Bir tane de örnek yapabilsek iyi olur. Evet. Evet şimdi o zaman e, yaygın kiriş tiplerinde yani bu basit dikdörtgen kesit için bir formül çıkarttık. Bakın şurada. E, bir de I profili için bakalım. Tabii ki söylediğimiz gibi daha bir sürü profil tipi var. Hepsini burada tek tek incelemeye gerek yok. Siz duruma göre onu çıkartabilirsiniz. Ama en genel formül VQ bölü IT'dir. Oradan kendiniz çıkartabilirsiniz her kiriş tipi için. O daha mantıklı yani. Şimdi burada ise incelediğimizde karşımıza şöyle bir şey çıkar. Nedir o? Buna bir detaylı bakalım biraz. Burada biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Şimdi niye farklı? Şekle dikkat ederseniz Öncelikle C bölgesinde et kalınlığı çok az. Bakın formül belli. Formül bu. VQ bölü IT. Ve hep sabit. Sabit derken mesela diyelim ki bir yayılı yük var. Hatta üçgen yayılı yük vereyim. Şimdi EMD diyagramını çizmeye bile gerek duymuyorum. Çünkü burada KKD'si ile ilgileniyoruz. KKD'si şöyle bir şey değil mi? EMDS'in çizseydik şöyle olacaktı. Ama ona gerek yok. Şimdi burada maksimum kuvvet hangisi? Burada azdır. Burada iki katıdır. Ama tabii kiriş böyle devam ediyordur. Arada başka yükler vardır, bir şeyler vardır, momentler vardır. O zaman bu diyagram değişir değil mi? Şöyle olur, böyle olur, bir şeyler olur. Siz artık diyagramdaki en büyük yüke odaklanıyorsanız neyse o. Ya öyledir ya da der ki vatandaş işte kirişin başlangıcından itibaren hep yaptık bunları normal gerilmede de başlangıçtan 5 metre ötedeki durumuna bakın diyebilir size. O zaman siz 5 metre öteye geleceksiniz. KKD'de bu noktaya ait V kuvvet değerini bir kere bulacaksınız. Kaç Newton'sa bu? Bulduk bunu. Eğer kesme kuvveti denklemini kullanıyorsanız x yerine denklemde işte Kaç metre ise o değeri yazacaksınız. V çıkacak. Ya da alan metodundan oradan bulacaksınız işte V değerini. Bulduk diyelim V'yi. Burada V'yi koyduk yerine. Bu hangi bölgesine bakarsanız bakın değişmez. Yani e, kirişin x eşittir şu kadar mesafedeki maksimum kaymasını bulun diyebilir. Veya kirişin başlangıçtan yani A noktasından x kadar uzaklıkta olan işte 3 metre 5 metre uzaklıkta olan ve tarafsız eksenden şu kadar metre aşağıda o zaman şu alan ve şu alanın iki ayrı Q'sunu hesaplayıp toplayacaksınız bu. Yukarısı ise mesela diyelim ki şu alan diyebilir o zaman burası bu alan çarptınız ağırlık merkezlerinden taraf 80'e topladınız ayrı ayrı. Bu üstün Q'su yaptı. Veya bakın demiş ki A çizgi çizgi A A yani şuradan şuraya hesaplayın demiş. O zaman şu alan bunun ağırlık merkezinden buraya olan mesafesiyle çarpılması T et kalınlığında hiç tereddüte gerek yok. Direkt bu kalınlık T diye verdiği kalınlık olabilir. Ama mesela Burada tam ara kesitte kalan mesela size tam şurayı sordu. O zaman burada iki tane t var. Bir tane t burası yani tam geçiş bölgesi ya burası İnceden bir anda kalın kesite geçiyor. Bir tanesi de şu verilen t et kalınlığı. Sen ne yapacaksın? Hem küçük buradaki mesafeyi kullanarak bir hesap çıkartacaksın yani t yerine bir şunu kullanacaksın. Bir de buradaki t'yi kullanacaksın. Hangisi büyük çıkartır? Tabii ki burası büyük çıkartır. Niye? Daha küçük o değer. Q değeri Q değeri aynı. Çünkü niye? Adam diyor ki sana zaten üstteki alanı şurayı sormuş. Alan belli, Q belli. Ama işte bakın T'nin büyük değerini kullanarak hesapladığınızda burası çıkar değeri kayma gerilmesinin. T'nin küçük değerini hesapladığınızda işte burası çıkar kayma gerilmesi bir anda pik yapıp büyür. Yani demek oluyor ki aynı noktada kayma gerilmesi değişiyor. Niye? Kesit bir anda çok değişiyor. Bakın incecik kesit çıktı çıktı çıktı. Bir anda kalın bir kesit. Sebebi ne? Kaymanın değişmesinin şu yüzey alanını kullanıyoruz ya mesela. Bakın buradaki yüzey alanı ne kadar? Böyle bir şey. Burada alan kocaman oluyor bir anda. O yüzden o da değişiyor. Mesafesi farklılaşıyor et kalınlığı dediğimiz işte bu şu mesafe veya şuradaki mesafe artıyor. İşte o artması buradaki alanın büyümesine sebep oluyor küçükten ya da büyükten küçüğe gitmesine tersi de olabilir. Sebep olur yani. İşte bu da şu diyagramda I profilindeki dağı, gerilme dağılım diyagramı. Yani ne var burada? Üst bölgede en üst yüzey için e, kayma gerilmesi sıfır, burası 0 Sonra burada kayma gerilmesi biraz arttı, tamam oldu. T çok büyük hala, kayma gerilmesinin değeri fazla değil yani şu değer fazla değil, az. Sonra bir anda kesit incecik bir şeye geldi, bir anda fırladı buraya. Değer daha yüksek kayma değeri artık, çünkü kayma ekseninin pozitif yönü burası ya. Değer arttı buradan buraya geldi. Sonra burada bakın dedik ya maksimumu genelde şudur. Şimdi dikdörtgen kesit diyoruz ama bu I profili de simetrik. C, C üssü eksenine göre simetrik ya. O yüzden şunu söyleyebiliriz. Mesela şöyle bir kesit olsa bu da olabilir ama pardon şöyle yapayım. Bu da simetrik. Burası ile burası. Ama asimetri, burada bir asimetri var. Şuraya göre bir asimetrisi var. Bu biraz farklılık yapabilir. Ama şöyle olursa kesin farklı. Mesela U profilini böyle kullandım. O zaman farklı. Mesela tarafsız eksen böyle. Siz o zaman her türlü Q'yu hesaplayacaksınız. Nasıl normal gerilme için Y'leri altı üstü T'de hesaplıyordu ki hatırlıyorsanız. Mesela T burada. Y mesafesi. Bir bu bölge için gerilmeyi hesaplıyordunuz. Burası için hesaplıyordunuz. Çekme basma bölgelerinde farklı ekstremum noktalarında gene ayrı ayrı hepsini hesaplayıp maksimumuna öyle gidiyordunuz. Eksiler eksiler götürüyordu. Burada kaymada da aynı şey söz konusu. Mesela burada diyelim ki şu alt noktayı hesap etmenizi istiyor. O zaman burada T'niz ne olacak? diyelim ki burası T1. E burası da T1. T et kalınlığınız 2T1 olur. Alanı Q neresi olur? Şu alan artı bu alan çarpı bu mesafe diyelim. Artı şu alan çarpı bu mesafenin toplamı size Q'yu verir. Ha bu sistemde maksimum kayma gerilmesini hesaplayın dese vatandaş şunu yapabilir ya dikdörtgende ve simetrik kesitte neresiymiş bak burada da maksimum burası. Yani bunun için maksimumu bulmak istiyorsanız bu alan buradaki mesafesiyle bunu çarptınız. Sonra üstteki alan ağırlık merkezinden bunu çarptınız. Topladınız. Yani gene de tarafsız eksenin altında ve üstünde kalan alanın aynısını Q'sunu kullandın. Maksimumunu verebilmesi için de et kalınlığını şurası kullanıyorsun tabii ki. Buradan sen Yine bu değeri elde edersin ama şu şekilden elde edemezsin. Niye? Çünkü asimetrik. Şimdi burada bu bölgenin alanı, Q'su, et kalınlıkları farklı. E buranınki farklı. Alanı başka bilme her şey başka. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Alt tarafın Q'sunu hesaplıyoruz. Üst tarafın Q'sunu hesaplıyoruz. Et kalınlıklarına da bakıyoruz. Mesela diyebilirsin ki burada şurayı istedi vatandaş. O zaman bu bölgeyi alırım alan bu. Ağırlık merkezinden mesafeyi çarparım. Ama iki tane T var. Bir tanesi komple kalınlık olan T. Ama diğeri de kırmızı ile göstereyim. Şuradaki T1 öbürü de T1 diyelim ki. T1 T1. Yani bunun Q'sunu alacaksın. Koydun. Aynı Q için bir büyük T'ye böleceksin. bir tane hesap edeceksin. TO average'ı ortalamayı. Sonra bir de aynı Q'yu bu sefer T 2T1'e böleceksin. T yerine 2T1 yazacaksın. Bu sefer daha büyük bir TO çıkacak. Anlatabiliyor muyum? Yani her türlü opsiyon için ayrı ayrı hesap yapacaksınız ki farklı durumları görebilin. Yani bazı sorularda o yüzden adam hemen e, tufaya düşüyor. Diyorsun ki maksimum kayma gerilmesini hesapla. Adam hemen geliyor. Buradaki gibi hemen bu alana hesaplıyor. Hop bir tanesine alta üste bile bakmıyor. Mesela T profili vermişim ben. Diyelim ki profil T. Şimdi burada farklılık var. Maksimuma bakacak. Yani burayı hesaplamalı. Buranın ağırlık merkeziymiş ki burası buradan buraya çarpacak. Aşağıdaki burası bunu da hesaplamalı ama bunun mesafesi daha çok bakın. Şu Y1 mesafesi daha uzun. Belki de alt taraf büyük çıkacak. O yüzden sen Q ve T ifadelerini güzel bir şekilde ayrı ayrı hesaplayıp hepsine tek tek bakmalısın hangisi büyük. Bir tanesine gidip de ya burada ben bunun rastgele bu tarafa hesapladım kafadan. bu budur maksimum dersen sonuç yanlış çıkabilir. Alta da bakmalısın. Çünkü y'si fazladır. Söylediğim gibi. Ya da buradaki gibi başka opsiyonlarda olabilir. Neyse. Şimdi burada hala bu yaygın profillerde ı profilindeyiz. Gene c, c üstü eksenine göre yani şuraya göre şekil simetrik olduğu için yarısını hesaplayarak maksimumunu bulma imkanı sağlandı. Ama bu şekilde kesit simetrik değilse buradaki gibi ise ya da L profili olabilir ya da bu profiller dönebiliyor. L'yi vatandaş böyle kullanmıştır faraza. Ya da I profilidir. I profilini garip bir şekilde kullanmıştır. Kullanabilir döndürülmüş eksenler. Böyledir. Senin tarafsız eksenin böyle ama Sisteme böyle montajlanmış. O zaman bakın iş iyice çorbaya dönüyor. Çok zor bunlar yani. Döndürülmüş eksen hesapları yapılmalı bunlarda da. Gibi ifade edilir. Şimdi buradaki şekillere gelirsek. Buradaki ortalama denklem yani VQ bölü IT denklemi kirişin AA üssü veya BB üssü ki şekli ben bir daha e, burada yapıştırsam bakayım. Evet, şekli gene kullanalım. AA üssü dediğim yer bakın. A A üssü B B üssü. Yani birisi buradan kesiyor. Birisi ta buradan kesiyor to x'e kayma gerilmesinin ortalama değeri için bu formülü gene kullanabilirsiniz. A, üstünde T et kalınlığı burası. Q buradaki alan buradaki alanın ağırlık merkezinden cc C üstüne olan mesafe. B için ise Q buranın alanı bu mesafeye çarpılması artı bu alan ve bu mesafeden buranın çarpılması. Ha, Söylediğim gibi kutu profil gibi bir şey vardır dikdörtgen. O zaman ne yaparsınız? Söylediğim gibi bu sefer çıkartıyorsunuz. Dıştaki alan ağırlık merkezinden buraya olanı topladın ama burası iç bölgesi boş. O zaman o Q'yu çıkartıyorum. Bu alan şu alan yani şöyle bu alanın ağırlık merkezinden buraya olan Q'yu çıkartıyorum öbüründen öyle bulmuş oluyorum. Diğer Q'yu diye izah edebiliriz. Ve burada pratikte genelde tüm kesme yükünün perde tarafından taşındığı varsayılıyor. Ve kesitteki kayma gerilmesinin maksimum değerinin de iyi bir yaklaşımı V perde kuvvetinin Kesit alana bölünmesiyle elde edildi diye söyleniyor. Yani ben bunun içinde to maksimum eşittir. V bölü a web. Web diyoruz biz bu kirişe. Web şeklinde ifade edebilirim. Evet burada v bölü a web olarak da ifade edildiğini söyledik. Yani ama gene de bana kalırsa bu formüllerine her zaman şu formülü tercih etmek gerekir ama hani elinizde bu takım standart değerler varsa kullanabilirsiniz elbette. Şimdi hemen bir uygulamayla devam edelim. Gene kitabımızda geçen bir uygulama bu. Bu şekilde bir dikdörtgen kesitli bir şey verilmiş. E, geometrimiz verilmiş. Burada ahşap kiriş diyor. Kullanılmış. Kayma emniyet gerilmesini vermiş bize. Hemen yazalım. To emniyet 1.75 megapaskal olarak verilmiş. Yani bunu kontrol için kullanacağız. Ve burada da daha önceden kullandığımız bir şey var. Kitapta 5.7. problem olarak geçiyor galiba bu. Oradan şey yapalım. Yardım da alabiliriz. Mesafeler verilmiş. Şimdi burada hemen tabii ki KKD'sini, EMD'sini çizmek lazım. Ben burada şu değerleri yazı vereyim yerine. Siz bunu kitaptan da bakabilirsiniz ama bence hesaplasanız daha iyi. Şurada bir y yükümüz var. Ee, Muhtemelen eksi 2.8 kilonewton çıkmış. da 8 kilonewton. Tabii ki AX yükümüz yok yatayda bir yük olmadığı için. Burada da tabii o 5.7 problemine bakarsanız daha iyi olacak. Çünkü sonuçları orada görebiliyorsunuz. Biz de derste çözmüştük diye hatırlıyorum bu problemi. Eğilme konusunda normal gerilme konusunda var bu bir önceki konuda tabi hangi videoda tam hatırlamıyorum oradan da değerleri alabilirsiniz yani sonra e, burada da B reaksiyonumuz var e, ve burada çıkan kuvvet 20 kN maksimum yapıyormuş yani ben size şu şekli vereyim ki tekrar oradan bakmak zorunda kalmayalım evet böyle de kirişimizin KKD'si verilmiş. Tabi burada normal gerilmeyi hesaplamayacağımız için bir tek KKD diyagram var. Öbür türlü EMD diyagramı da çizilmesi gerekirdi. Ve burada standart kesit olduğu söylenmiş. Yani diyor ki B genişliği burada 90 milimetredir demiş ama H yüksekliğini daha önceden 366 milimetre olarak bulmuşuz biz o problemde. Yani 5.7 probleminde. Gene bakarsınız siz ben ama bulundu diye yazayım buraya. Yani kaçmış? 366'ymış. Milimetre olarak bulunmuş. Sonra burada standart kesit olduğu için öncelikle standart formülü kullanarak bir hesap edelim diyor. Ama bana kalsa siz gene de VQ bölü IT'den bir daha hesap yaparsınız. Maksimum için ne yapacağız? 3V bölü 2A biliyorsunuz. Ha bu dikdörtgen kesit olmasa veya simetrik kesit olmasa bu formül olmaz. Standart kesitler için bu formül. Sonra 3V alanımız da neydi? B çarpı H. O zaman 3 kuvvetimiz neymiş maksimum? 20'ymiş bakarsak diyagramdan 20 çıkmış. 20 bölü 2 çarpı B mesafesi metre cinsinden yazıyorum. 0.09 metre çarpı 0.366 tabii ki metre yani metre yazmaya da gerek yok. Buradan kayma gerilmesinin 0.911 megapaskal olarak çıktığını görüyorum. to max. Evet, burada da 1.75 MPa olduğuna göre emniyet değerim benim 0.911 çıkmış. Yani küçük. Demek ki tasarımda bir sıkıntı yok diye söyleyebiliriz. Evet, şimdi farklı bir probleme geçelim. Gene bir önceki eğilme normal gerilme konusunda çözülen bir problem. Bu da örnek 5.8 muhtemelen. Kitaptan Ferdinand'ın kitabından. Evet. Burada geometrimiz gene bir I profili. 20 kN'luk bir yayılı yük var 3 metre boyunca. Başlangıçtan 4 metre ötede de 50 kN'luk yük uygulanmış. Emniyet kayma gerilmesi to emniyet olarak 90 MPa verilmiş. Yani bunun ...doğruluğunu teyit etmeye çalışacağız. Bu değer fazla mıdır, az mıdır? Bu sistem için yeterli midir? Hemen kkd md diyagramını veriyorum ben gene. Çünkü burada artık o kısımlarda vakit kaybetmeyelim. Onları siz reaksiyon kuvvetleri statikten hesaplayıp... ...KKD'sini, EMD'sini... ...EMD'sine dediğim gibi sadece kayma probleminde gerek yok. Burada bunu çıkarttık. Sonra kesme kuvvet diyagramına baktığımızda maksimum kuvvet değerinin e, Burada 52 kN ama burada artı eksiden ziyade ne yapıyoruz? Kaymada artı eksiye bakmıyoruz. Çekme basma gibi değil çünkü bu. En, en büyük değer yani şey eksi 58. 58 bizim için mutlak değer alıyorum çünkü burada. O zaman ben diyebilirim ki e, burada bakabilirsiniz bu web e, A web olarak verilmiş, e, bizim kitap arkasındaki C ekinde de, ek C'de de veriyormuş bu değeri. Yani ben size gene de o bilgileri vermiş olayım şu şekilde. Tablodan okunursa, ya da okunmuyorsa bile kesit bilgileri varsa siz gene e, VQ bölü IT'den hesaplayın. Standart formülü kullanmayın. Yani A çarpı e, A eşittir pardon. D çarpı TW değerini vermiş. Ona göre de e, DSI 349, TW'su da 5.8'miş. 2024 mm kare yapıyor. Sonra buradan yardımla kayma gerilmesini hesaplayalım. To max eşittir mutlak alıyorum. V max bölü A web yani bu kirişin şeyi e, özelliği diyelim. Kuvvetim 58 kN. Newton. Newton'a da çevirebilirsiniz. Fark etmez. Böyle alan 2000 neydi? 24 milimetre kare. Newton bölü mm kare. Ne yapar? Megapascal yapar. 28.7 megapascalmış. Emniyet değerimiz 90 MPa ise demek ki herhangi bir sıkıntı yok diye söyleyebiliriz. Evet, şimdi o zaman ben dar kesitlere bakmak istiyorum birazcık da. Dar dikdörtgen kirişte gerilme dağılımını inceleyelim. Gene özel yani standart biraz fazla kullanılıyor ama burada farklı birkaç olay var. Ondan bahsetmek için bunu anlatmakta fayda var. Ama buraya baktığımız zaman şimdi V kesme kuvvetinin sabit ve P'ye eşit olduğunu görüyorum. Niye? Hemen şu çekti çizersem bunu anlarız değil mi arkadaşlar? Çizelim. Şöyle yani problem. Burası ankastre. Burada bir tane P kuvveti var. Ne olur bu? yukarıya doğru bir V dengeleyicisi olur bunun. X de kuvvet olur ama dışarıda X kuvveti olmadığı için sıfır olur. Bir de bu bu yöne dönmeye çalışıyor. Onun ters yönüne dengeleyici moment olur. M. E başka kuvvet olmadığına göre VP'ye eşit olur. Demek ki KKD'sini çizsem ben. Burası sıfırdan yükselecek. Sonra burada gelecek. Hop bitti. Değerine P. Bu KKD diyagramı oldu. O zaman diyorum ki V kesme kuvveti her yerde sabit ve değeri neymiş? P'ymiş diyebilirim. O zaman formülü yazacak olursam o standart formülü çıkarttık ya ince dar kesit için. Neydi o? 3 bölü 2 V bölü A bunu çıkarttık zaten daha önce. 1 eksi Y kare bölü C kare demiştik. Burada A V yerine ne diyeceğiz? P diyeceğiz. Çünkü V P'ye eşit olmuş. Yani illa da demeye gerek var mı? Neyse. P dedik. Şimdi kayma gerilmeleri sadece tarafsız yüzeye olan Y mesafesine bağlı. Değil mi? Yani tarafsız yüzey dediğine tarafsız eksen burası. Tarafsız yüzeyde işte o eksenden geçen şöyle çizersek işte burası tarafsız yüzey oldu tamam mı? Şimdi kayma gerilmeleri demek ki sadece tarafsız yüzey olan y mesafesi yani tarafsız eksenden olan mesafe değiştikçe et çünkü q değişiyor. T aynı olsa bile Q değişiyor. Bu kesit için konuşuyoruz bakın bu önemli. İnce veya dar dikdörtgen kiriş için diyorum sadece. Başka şeyler için bu olmayabilir. Buna dikkat yani. Sonra yükün uygulama noktasından ölçülen mesafeden bağımsız. Yani P'yi ben burada bak uygulamışım ama sabit ya bu. O yüzden burada da V, burada da P, burada da P, burada da P. Ama bu şekilde tekil yük değil de böyle olsaydı bu problem diyene değişirdi. Niye? Bu sefer şöyle olacaktı. Yükselecekti. inip burada uçta sıfırlanacaktı. Momenti de şöyle olacaktı. Moment diyagramı da. Değil mi? Demek ki sadece tekil yük için konuşuyorum ben. Sabit gittiğini bildiğim için bunu söylüyorum. Sonra tarafsız yüzeyden aynı mesafede yer alan bütün elemanlar demek ki aynı kesme deformasyonuna maruz. Niye? E kuvvet aynı. Y mesafesini de sabit kabul ettim. E daha ne? Yani sabit derken o değişken. Onu değiştirince değişiyor. Sonra aşağıdaki şekilde bakarsam düzlem kesitler yani şu birinci kesit olsun. Sonra yanında bir tane daha kesit var. Sonra yanında bir tane daha kesit var diyelim. Bunlar birbirine paralel değil mi? Şimdi aşağıdaki şekle baktığınızda kuvveti uyguladığınızda bakın deformasyon hali böyle oluyor. Şöyle. Gibi deformasyon oluşuyor. Ha, burada ama buradaki takip ettiği yol hep böyle gene tek bir kuvvet var. Ankastre ve dar dikdörtgen kesit. Sadece bu durum. Özel durum yani bu. ve bunlar birbirine paralel. Şuradaki mesafeler aynı mıdır? Yani burası ile burası aynı. Burası ile burası da aynı olur. Çünkü paralel. Burası ile burası da aynı olur. Gene paralel. Gene aynı şekilde. Şu nokta ile burası arası aynıysa Burası ile burası arası aynı. Burası ile burası arası aynı olur. Çünkü paralel. Düşey kesit dediğimiz bu. Sonra ben uyguladığım zaman böyle bir eslenir şekil. Ama her taraf kuvvetler aynı. Davranış aynı olduğu için her taraf aynı şekilde es oluşturur. Ve böylece aynı şekilde es olduğundan aradaki mesafeler gene değişmez. Burası, burası ile burası veya burası ile burası gibi arasındaki mesafeler hep aynıdır ve birbirine eşit olur. Yani buradan ne oluyor? Ee, mesafeler aynı olduğu için hangi yön bu x yönü? Hep delta x mesafeleri aynı. O zaman epsilon xler de hep sabit kalır. Ayrıca bu sabit kalıyorsa Normal gerilmelerde ne olur? Kayma gerilmesiyle hiçbir şekilde etkilenmez. Sadece kayma gerilmesi var. Bakın bu durum için gene söylüyorum. Bu durum için normal gerilme kayma gerilmesinden hiçbir zaman etkilenmiyor demektir. Sonra formülde dikkat edelim. Serbest uçtan x kadar mesafe içeri girsek yani şuraları ben bir temizleyeyim. Gene aynı şeyi koyacağız ama. Evet. Şunu demeye çalışıyorum. Buradan X kadar girdim içeriye. Gerin, buradaki gerilmelere baktığım zaman buradaki momente nasıl elde edebilirim. Hatta şu şekilleri de vereyim size yardımcı olsun. Davranış böyle oluyor demek ki. Burada kestiğimiz zaman ne var? Hemen bakalım hesaba. Kestim. Mesafe x. Burada kestiğim yerde yukarı doğru dengeleyici bir v olur ama ben standart olarak hep aşağı yapıyorum ya. Aşağı yapayım gene v. Bir de ne var? Moment. Kuvvete bakarsam p çarpı x ne tarafa çeviriyor? Böyle. m ile aynı yöne. Demek ki denklem ne olacak? p çarpı x artı m eşit sıfır yapar. M'yi buraya atınca da denklem M eşittir. Eksi Px yapar bakın. O zaman da ben normal gerilme formülünü yazarsam tekrar hatırlayalım. Neydi o? Sigma x eşittir. Eksi m'di. My bölü I'di. M yerine getirip bunu yazıyorum. Px çarpı y mesafesi bölü ız. Değil mi? burada neyi veriyor bize aslında? Şurası mz'yi veriyor. Momenti. O zaman ne olur bu? Artı p çarpı x çarpı y bölü ız yapar. Ne bu? Sigma x. Şimdi o zaman uygulamada ortaya çıkan modelle karşılaşılması düşük bir ihtimal meydana geliyor. Yani ortaya çıkan modelde uygulamada aynı şeyi görmüyorum. Yani real hayatta biraz daha farklı. Ama Senvenan ilkesini dikkate alırsam, yani böyle buralardaki deformasyonları bu şekilde esli değil de sanki ucuna plaka koymuşuz da düz bir şekilde deforme oluyor gibi düşünseniz. Sen Venan buna benzer şeyler söylüyordu hatırlıyorsanız. O zaman bu yukarıdaki formüller daha mantıklı. Ama gerçek hayatta böyle bir es davranışı var. Biraz farklı çıkıyor. Aynısı çıkmıyor. Şimdi o zaman ben geleyim. Ek olarak farklı bir şey göstereyim size. Diyorum ki bir ankastre kiriş ama birden fazla yük uyguladık. Arka arkaya böyle. Şimdi buna baktığımızda dikdörtgen kesitli bir kiriş olduğunu farz edelim. Yani kesit şöyle olsun gene. Çok sayıda tekil uygulamışız. Şekildeki gibi. Yüklerin uygulama noktalarına baktığımızda arasında bu uygulama noktaları arasında bulunan kesitlerdeki normal ve kayma gerilmelerini belirlemek için ise süperpozisyon kullanabiliriz. Niye? Çünkü şöyle olacak değil mi? Yani burada sıfır. Önce sıfırdan başlayacağım. Biraz ineceğim aşağı. Sonra P2 bir daha kesecek. P3 bir daha kesecek. Ve sonra buraya geleceğim. Yani istiyorsanız burayı, burayı, burayı ayrı ayrı yapıp süperpozisyonla da toplayabilirsiniz. Ya da e, kiriş yayılı yüke maruzsa diyelim ki o zaman da öyle bir şekil vereyim size. Kirişte yayılı yük var. Şimdi bakın Burada önemli olan nokta hangisi? D1 D1 üssü ve D2 D2 üstü. yani aynı hattı takip ediyor. Buna bir dikkat edelim. Tamam. Buradaki kiriş bir yayılı yüke maruz kalıyor. Omega yayılı yükü. Kesme kuvveti kirişin uçlarına olan mesafeye göre değişiyor. Değil mi? Sebebi ne? Sebebi şu. KKD'sini çizsek nasıl olacak bu? KKD'si böyle. Yani kuvvet ilk başta sıfırda. Gittikçe kuvvet artıyor. Burada baksan kuvvet bu. Burada baksan kuvvet bu. Burada baksan kuvvet bu. Kuvvet sürekli değişiyor. O zaman Bakın daha deminkinde sabit kalıyordu. Ama lineer yayılı yükte bile değişiyor. Üçgen yayılı yük koysam nasıl olacaktı? O zaman böyle değişecek. Parabolik değişecek. O zaman burada kayma deformasyonlarına bakalım. D1'den D1 üstüne kadar ki mesafe şurası yani. Ve D2'den D2 üstüne kadar ki mesafelere baktığınızda farklı kesitlerin karşı gelen mesafelerini görmüş oluyorsunuz. Ve bunların yüksekliğine bağlı olarak da kayma deformasyonları değişir. Yani mesela şuradaki daha başka. Bakın daha yaklaştı. Şu mesafe daha yakın yukarıdakine göre. Demek ki ha şeklin, kuvvetin tipine göre demek ki bu değişebiliyormuş. Bakın fark kesit aynı olmasına rağmen kuvvet ankastre durumda tekil yükün haricinde bir şey oldu. Sadece yayılı yük oldu ve iş değişti. Demek ki o standart şeyleri ezberlememek lazım. O özel durumlar. Biz her türlü durumu canlandırmamız lazım. Demek ki burada e, şu kirişin yüksekliği değiştikçe aradaki mesafeler bakın aşağıya doğru gidiyorum. Bu davranış daha yaklaştı birbirine. Çünkü yayılı yükteki kuvvet miktarı farklılaştı. Bu bir. Mesafe de değişiyor. Bunlar bunu değiştirecek. Niye? Şöyle söyleyeyim. D1 noktasındaki kuvvet az bir kuvvet. Burada bulduğun sonuç var. Bir de D1 üstündeki kuvvet daha büyük bir kuvvet. Buradaki deformasyona bakıyorsunuz. Ve burada da işte o deformasyon miktarının normal gerilmesinde etkili olduğunu da görmüş oluyoruz. Bunu o şekilde söyleyebiliriz. Çünkü niye? Normal gerilmede bakarsak üst bölge çekme birbirinden uzaklaşıyor. Alt bölge basma. Şimdi demek ki ne oluyor? Normal gerilmesi var. Yani bu birbirinden bu şekilde uzaklaşmasının sebebi veya yaklaşması aşağıdaki bölgenin yaklaşmasının sebebi birbirine basmadan dolayı. Basma olduğu için bu noktalar arası mesafe yukarıdakine göre daha kısa. Çünkü yukarıdaki çekme yapıyor. Tarafsız eksendeki de mesafe hiç değişmiyor diye kabul ediyorduk hatırlıyorsanız normalde. Eğilme ile oluşan normal gerilmede. Ha burada bu normal gerilme etkisi yani. Kayma gerilmesine bakıyoruz ama bu deformasyon e, uzama, daralma, normal gerilme etkisi aynı zamanda. Ama... Bu normal gerilme etkisiyle şunu yapıyor. Yani kirişin birim eleman alalım. Herhangi bir yerde. Mesela şurada olsun bu birim eleman. Bunu getirdim. Buraya aldım. Burada ne oldu? Aşağıdaki normal gerilme sıfıra doğru gidiyor. Çünkü normal gerilmenin dağılımı nasıldı? Basma, çekme, 80 eksende sıfır. E buraya indikçe çekmeden basmaya doğru gidiyor. Buralarda hatta sıfırlanıyor. E şimdi aşağıda bir yer almışım ben. Üst bölgedeki çekme gerilmesi bakın daha az. Alt bölgedeki daha fazla. Demek ki üst bölgedeki çekme gerilmesi daha az ise örneğin küçük bir ok yapalım. Ne yöne doğru? Basma yönüne. Mesela böyle. Şöyle. Üst yönde böyle küçük bir ok yaptırtıyor bu basma. Alt bölgede daha fazla daha büyük bir ok yaptırtıyor. O zaman da tabii bunu birim elemanda göstermek doğru değil. Çünkü biz birim elemanda dengeleme yapıyoruz. Şöyle diyeyim daha mantıklı olsun. Daha kafanızda canlandırın net bir şekilde. Yani bir tane birim eleman şöyle bir yerde olsun. Bir tanesi daha aşağıda olsun. Bunun için bakarsam o birim elemana. Buradaki gerilmesi Basma yönünde diyelim ki şöyle böyle gerilme yapar, şunlarda. Bu normal gerilmelerin etkisinden ortaya çıkartabiliriz. Ama kayma deformasyonları da e, ne yapıyordu? Formüle bakarsanız, kuvvet, kuvvet sadece d1'den d1 üstüne giderken değişiyor. D1'den d2'ye giderken değişmiyor çünkü niye aynı şey üstündeler? ve Q bölü I çarpı T. Şimdi Q'su değişiyor. Yani sen taraf 80'den yukarıya gidince Q'su değişti. Demek ki Q'su ne olabilir? Gittikçe arttırıyorsun, arttırıyorsun, arttırıyorsun. Ta en dışa gittiğinde maksimuma ulaştırıyorsun. Demek ki aşağıdan yukarıya doğru değişiyor. Burada sıfırdan taraf 80'den en alta doğru da ne yapıyor? Kayma gerilmesi azalıyor. Demek ki merkeze doğru kayma gerilmesi daha büyük. Bunu o yüzden büyük yapacağız. Normal gerilme etkisine artık bakmıyoruz. Kayma deformasyonlarına. Aşağıdakine baktığımızda kayma gerilmesi daha az. Simetrik dikdörtgen bir kesit için düşünüyorum gene ben. Abuk subuk kesitler burada gene yok. O zaman aşağıdaki durumda birim elemana baksam orada Q'su daha az olacağı için kayma gerilmesi daha küçük yani. Küçük oklar yapalım. gibi olur. Demek ki Q'lar kayma deformasyonları da farklılaşmış olur. Yani şöyle bakarsanız yukarıdaki şekilde başka aşağıdaki şekilde başka. Yani ne demek o? Diyelim ki merkeze doğru olan şu deformasyon cismi bu hale getirmiş. Hatta daha şöyle yapayım. Ama e, daha aşağıdaki şu en alta yakın olan bölgede ise şöyle olmuş. hemen hemen çok az bir deformasyon var ama üst bölgedeki yani merkeze yakın olan bölgeye çok daha fazla deforme olmuş gibi yorumlanabilir bu. Yani buradan diyebiliriz ki kayma deformasyonları D1 ve D1 üssü için ya da D2 ve D2 üssü için Farklı kesitlerin karşı karşıya gelen mesafelerinden dolayı, bunların yüksekliğine bağlı olarak da kayma deformasyonlarını değiştiriyor demek ki. Ve önceki denklemler kullanıldığında da ortaya çıkan hata biraz daha küçük oluyor. Burada bir e, uygulama yapacağım. Yine kitabımızdaki bir problem. Evet bu şekilde bir problem verilmiş. 1,5 kN, 1,5 kN, 0,4 metre, 0,2 metre, 0,4 metre. Kesit özellikleri ise üst taraf 100, 100'e 20, orta taraf 80'e 20, alt taraf 60'a 20. Ağırlık merkezi ise tabandan 68.3 mm yukarıdaymış. Burada iki tane bağlantı yerimiz var. Birisi burası, Diğeri burası. Joint A, Joint B dediği yerler. Buraya baktığımızda biraz hızlı geçebilmek maksadıyla soruyu yapıştıracağım ben şeye. Sorusunu. Evet. Birbirine totkallanmış 3 tahta. Yani üst taraf orta ve alt da tahta var. E, simetri düzlemi var. Neresi o? Şurası. Burada bir simetri düzlemimiz var. Sonra buraya göre de bir simetri var. Ayrıca farkındaysanız iki tarafa da simetrisi var. Sonra her bir tutkallı bağlantının genişliği 20 mm. Yani şuradan bahsediyor. 20'şer mm genişlik. Kiriş en en kesitindeki her bir bağlantının ortalama kayma gelinmesini belirleyin. En en dediğine şu demek. Başlangıçtan sen işte x kadar gittiğindeki kesit n n olsun demek bu. Her bağlantının ortalama kayma gelmiş. Yani x kadar gideceksin sonra buraya ve buraya bak diyor her bağlantı dediği. Kesit merkezinin konumunu vermiş. Burası. Sonra da eylemsizlik momenti I'yı da vermiş. Hemen alalım onu da. Metre diyor atalet momentimiz. Sonra ne demiş? Ortalama kayma gerilmesi. İşte x kadar mesafede ortalama kayma gerilmesi. Hemen burayı siliyorum. Biraz hızlandırmak adına. Burada mümkün mertebe şunu yapacağız. Kestiğimiz zaman x mesafeden ne olur? Hemen bakarsak burada bir V kuvvetimiz var, değil mi? Sonra bir moment olur, M. Burada A kuvveti. Tabii ki burası 1,5. 1,5 ise burası 1,5 olur. Burası da 1,5 olur. Kuvvete gerek yok. Sonra A bağlantısındaki kayma gerilmesine bakalım. Ben hemen orayı göstereceğim. A bağlantısı şurası. A ve B bağlantılarının şekillerini vereyim. Ayrı ayrı mı versek? Bu A bağlantısı joint A şeklinden anlayın işte. B bağlantısının şekli de Bu sefer alt taraf yani. Ne demek A bağlantısına bakın demek işte bu şekildeki taralı olan alan bu buranın Q'su hesaplanacak. Bu ağırlık merkezinden de taraf 80 olan Y1 çizgiyle çarpılacak mesafesiyle. Et kalınlığı ise dediğim gibi hem 0-1'e bakarsınız küçük alana isterseniz bir de buradakine bakar daha büyük olan gerilmesini de bulabilirsiniz. B'de de gene aynı şekilde Q kısmı şu alan çarpı bu alanın ağırlık merkezinden taraf 80 olan uzaklık Y2 Atalet zaten bütün şeklin kesitin ataleti x x üstü eksenine göre yani burada x diye göstermiş o ekseni. Biz genelde z diyoruz ya. Buradaki bizim z halbuki bizim z'miz şöyle z dersek bizim usul eski usul. Sonra da et kalınlığı gene aynı şekilde altta bir burası için et kalınlığına bakar hesap yaparsınız. Bir de şurası için et kalınlığını hesap yapar. Bir daha bakarsanız 4 tane hesap oluyor yani. Üstteki için birinci et kalınlığı, ikinci et kalınlığı, alttaki için birinci ve ikinci et kalınlıkları. Diyelim o zaman A bağlantısı burada ne olacak? Biraz açıkçası hızlı mı geçsek? A bağlantısındaki kayma gerilmesi için açıkçası biraz hızlandırıyorum yani yapıştır vereceğim buldum şeyi. Eee bu A bağlantısı için hemen izah edelim şu şekil için. Q neresi? Üstteki Q. Genişlik 01, yükseklik 002, mesafesi 00417. Çarpıldı Q1'i bulduk. Sonra alana baktığımızda da bakın, küçük olan et kalınlığı kullanılırsa ne olur? To daha büyük çıkar üsttekini kullandığınızda daha küçük çıkacağını bilerek o yüzden alttakini kullanmanız gerekir. Diğeri için ise B bağlantısı için burada da bunu verelim şöyle. O da bu. Q bu sefer nedir? Alttaki alan. Genişlik 006, yükseklik 002, mesafede 00583. Buradan Q çıktı. V belli zaten 1500, 1.5 bulmuştuk. 1500 Newton yani. Q dediğimiz yukarıdaki Q'muz. Epey, e, şu yani. Aşağıdaki Q diyelim. Şu yukarıdaki. Sonra ataletimiz verilmiş zaten. T de gene ince olan t burası. Bunu hesaplarsanız to kaymanız daha küçük çıkar. Sebebi daha büyük işte. şeklindedir. Evet, bu şekilde de kayma ortalama kayma gerilmelerini bulmuş oluruz. Ortalama dememizin sebebi hatırlıyorsanız e, şu yani. Halbuki burada böyle değişiyor ama rastgele söylüyorum. Biz sanki böyle ikisinin ortalamasını şu çizgiymiş gibi hesap ediyoruz. Ortalamadan kasıt o, yoksa yükseklik olarak aslında farklı şeyleri buluyoruz. Çünkü Q'sunu, Y'sini değiştiriyoruz. Bir soru daha gösterelim. Bunu da biraz daha hızlı geçeceğim. Kitapta olan sorular zaten bunlar. Evet bu şekilde bir ahşap kiriş bağlantısı. Gene e, sorumuzu verelim. Açıklığı 3 metreymiş. Yani burada görünüyor. Nominal genişliği e, 100 mm. Gerçek genişliği 90. Yani bu şey kabul edilen tabir diyelim. yani. E, sonra da yani nominali çok bizi ilgilendirmiyor. Biz gerçek genişliğine bakıyoruz şu anda. Ahşap giriş 3'teki yükle görüyorsunuz. 12-5-12 kullanılmış. Ve normal gerilme için emniyet katsayısı verilmiş 12 MPa. Kayma için de 0.8 MPa emniyet değeri var. Bunun için diyor ki D minimum kaç olmalıdır? Ne yapmalıyız biz buradan? Hemen KKD-EMD'yi çizersek çizelim. Buradan kuvvetler... Ben yazacağım buraya. Burası 14.5 kN. Burası ise mesnet yine 14.5. Çünkü simetrik bakın yükler. Diyagramı çizersek şöyle bir şey. 14.5 geldim. Kesildi. 2.5'e geldi. 2.5'e geldi. Sonra bir daha kesildi. Eksi 2.5'a geldi. Bir daha kesildi. Bu sefer aşağıdan 14.5'ü tamamladı. EMDS'ini çizsek gerek yok ama burada ne olacak? Şöyle. 8.7'ye geliyor. Hani aynı soruyu maksimum moment için de hesaplayabilirsin. Buradan burası 10.95 Şunları da yazmış olalım. Eksi 14.5 diye. Sonra buradan gene böyle. Burası gene 8.7. Öbür taraf gibi. Sonra buradan da 0'a. Düz çizgi tabi bu. Sonra burada e, maksimum momentin 10.95 olduğunu M Mmax 10.95. Kuvvetin ise 14.5 olduğunu görüyoruz. Maksimum kuvvetin. Ve Maxim 14.5. Şimdi o zaman ataleti hesaplayacak olursak. Burada S değeri üstünden gitmiş. Yani BD küp bölü 12 demiş. Kirişin şeyini hesaplamak için. 90 çarpı D'nin küpü bölü 12. bölü 12 diyebiliriz. S de neydi? S standart değer kullanıyorsanız 1 bölü C. O zaman 1 bölü 6 çarpı B çarpı D kare gibi bir şey oluyor bu. O da ne yapıyor? 1 bölü 6 çarpı B'miz kaçmış? 90 D kare. Buradan da 15 D kare yapar. Maksimum moment e, şey 10.95 için MY bölü hesaplanırsanız veya e, buradan kaç demiş? 12 MPa. O zaman ben şu formülden yani sigma eşittir. M bölü S formülünü biliyorum. Tabi biz normalde MY bölü I hesaplıyoruz da ben bu standart diye buradan yapıyorum. Buradan S'i çektik. S eşittir m bölü sigma yapar. Yani 10.95 kilo newton metre bu bakın. O zaman newton'a çevirelim. 10 üzeri 3 çarpalım. Sonra bir de milimetreye çevirelim. Bir daha 10 üzeri 3 ile çarpalım. Newton milimetre olsun. Aşağıda da sigmamız kaçmış? 12 megapascal. 12 megapascal zaten newton bölü milimetre kare yapar. Buradan da S yerine ne yapacağız? 15 de kareyi getireceğiz. Eşittir. 15 de kare desek. D buradan 246.6 çıkmış. milimetre. Sonra kayma gerilmesi. Gene standart formül ama bunu tavsiye etmiyorum. Bakın VQ bölü IT'yi kullansak daha iyi. 3 bölü 2 V bölü A. Ben kitapta böyle yapıldığı için bu şekilde yapıyorum. Yani 3 bölü 2 14.5 Böyle alanımız 90 çarpı 246. Eğer tutarsa tamam. Yoksa değişmeli bu değer. Buradan tomax eşittir 0,98 çıkmış. Kaçmış ama 0.8'miş. Aşıyor değer. Demek ki olmadı. Ne yapacağız o zaman? Emniyete göre bir daha hesaplayacağız. Demek ki e, 0.8'i kullanarak terse gideceğim bu sefer. Yani e, bu sefer diyorum ki bu yanlış oldu. Tutmadı değeri. O zaman toa max'ım benim. En fazla ne olabilir? Toa emniyetim olabilir. O zaman o da 0.8'dir diyorum. Eşittir. Ne olacak? 3 bölü 2 V bölü A'dan Yani 3 bölü 2 14.5 Bölü 2 çarpı 90 çarpı D desem Eşittir 0.8 için Buradan D eşittir 302 olduğunu görmüş olurum. Öbür türlü orijinal değerini kullansam TOA emniyeti aşıyordu. Demek ki ben maksimum değeri TOA emniyet kabul edip oradan geriye gidip D mesafesini, D yüksekliğini öyle hesaplamış oldum. Diyelim. Evet. Şimdi burayı hızlıca temizleyeyim. Sonra keyfi şekilli bir kiriş elemanı boyuna kesmeye bakalım. Burada zaten birçok şey yaptık. Yani sadece basitçe üstünden geçeceğim ben. Pardon bir saniye. Burada buna benzer şeyi anlattık zaten biliyorsunuz. Ama keyfi kesit olsun. Diyorum. E, keyfi şekilli bir elemanda boyuna kesme. Keyfi kesit demeyelim de. E, şekli keyfi ama boyuna kesme yapıyoruz bu sefer. Yani gene C noktasından boyuna kesme derken klasik yaptığımız işi yapıyoruz. Buradan kestik. Baştan X kadar. Dedik. Burada ne yapacağız? Kuvveti hesaplıyoruz. Toplam FX eşittir 0 desem. O zaman ne olur? Gene aynı şey. Bunu yaptık. O yüzden hızlı geçiyorum. Delta H kuvvetim var. Sonra rastgele bir alan demiştim. Oraya da demiştim ki ya aslında farklı bir işaret bu da ben A ile göstereyim demiştim size kolay anlayın diye. Sigma C eksi sigma D kuvvet yazıyorum gene. O değişken bölgedeki D A kuvvet yazdığım için sigma çarpı A kuvvet yaptı. Ve üst yüzey olduğu için sıfır olmalıydı kuvvet. O zaman da delta h eşittir ve q bölü I çarpı delta x çıkartmıştım zaten. Buradan da birim mesafe için her tarafı q e, delta x'e bölmüştüm. O zaman delta h bölü delta x eşittir ve q bölü I demiştim hatırlıyorsanız. Şimdi bunu bir hatırlattık. O zaman bir tane örnek var kitapta. Hızlıca bu örneği göstermek istiyorum. Böyle bir kesit çivilenmiş. Hemen kare sandık kirişte işte çiviler kullanılmış. Çiviler arasındaki mesafe 44 milimetreymiş. Yani şöyle bakacak olursanız böyle gidiyor. 44'er milimetrede bir çivi çakılmış. Yani şöyle yaparsak her bir aralık 44 milimetre. Burada da gene 44. Burada bir daha çivi var. Gene 44 gibi. Düşünün işte. Ve kiriş V eşittir. 2.5 kilo newton. Yükü varmış. Bir düşey kesme kuvvetine maruz. Yani KKD'sine baktığınızda 0 sabit olarak iki buçuk gelip gidiyor anlamı çıkar buradan. Her bir çivideki kesme kuvvetini belirleyelim diyor. Ben hızlıca şekli veriyorum. Çünkü alt tarafın Q'su üst tarafın Q'su birbirlerine eşit çıkacaktır. Şöyle yapalım. Ondan sonra da gene açıkçası bu şeyleri de vermek istiyorum. Çünkü süremiz iyiden sona yaklaşıyor. Şimdi burası Q değerimizi vereyim. Q değerimiz alan, bakın dikkat edin, çivilerin bağlı bulunduğu yer bizim için önemli. O yüzden şuralara bakıyorum, şu kesilen bölgeler diye dikkat edersem alan neresidir? Şurası 76 çarpı 18 alan bu. Taraf 80 olan mesafede 47. O zaman 76 18 47 Q'yu verdi. Ataleti hesaplarsak bütün ataleti bulacaksınız. Gene onu da veriyorum. Bu şekilde e, dıştaki bölge B, şey ya BH küp bölü 12'den B'si de H'ı da aynı olduğunu düşünüyoruz. Kare olduğu için. O zaman BH küp yerine D üzeri 4 bölü 12. Bu da aynı şekilde. Çıkartıyoruz dış bölgesinden iç bölgesini çıkarttık, ataliti verdi. Birim küçük birim mesafe için küçük Q hesaplanacak olursa, o da neydi? VQ bölü I idi, değil mi? V değeri belli zaten 2500. Q değerimizi buradan hesapladık. I değerimiz de belli. Bunu böldüğünüzde değerimiz 15.56 newton bölü milimetre çıkmış. Sonra e, buradan şeyi yapmak istiyorsak üst taraf alt taraf iki tarafta da var. O zaman ikiye bölecek olursak e, her bir bölgede değil mi? Bir burada bir burada. Yani üst alt demeyeyim de. Hem burada var hem burada var. O zaman ikiye bölersem her mesafe için 1 bölü 2 Q yapar. O da 7,78 yapar. Tek bir civa şey birim uzunlukta tek bir tanesi için. Yoksa her bölüde iki tane var. Sonra kuvvete bakacak olsam. Niye? iki tane var. Dört tane var gibi düşünebilirsiniz. Ama biz sadece Q'yu bir tanesine hesaplıyoruz ya bir bölgesini. O yüzden iki tane var. Oradan gittim. F eşittir kuvvet. Ne kadarmış? Ee, bizim şeyimiz her bir civata çivi arasındaki mesafe 44 milimetreymiş. O zaman 44 milimetre birim başına da 7.78 ise buradan 342 Newton bulunur. Çivi başına düşen Kesme yük miktarı demiş oluyoruz. Ve bu şekilde e, kayma gerilmesini, ince cidarlı elemanlardaki kayma gerilmesine kadar olan konuyu tamamlamış oluyoruz. Diyerek bugünkü dersimizi sonlandıralım. Evet herkese iyi günler.